Günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın sevgili seyirciler, günaydın sevgili konuklar. Sağ olunuz. 14 Mart sabahında Fox ekranında kaybolan çiçeklerden herkese sevgiler, selamlar göndererek başlıyoruz güne. Ve tüm sağlık çalışanlarının o kadar zor bir iş yapıyorlar ki kolay gelsin diyoruz hepsine. Tıp bayramlarını da kutluyoruz. İnşallah çok daha iyi şartlarda, güzel şartlarda mesleklerini yerine getirirler. Ne yazık ki şiddet hayatın her alanında artıyor. Sağlık alanında da özellikle sağlık çalışanları şiddete maruz kalanların başında geliyor. Bir an önce bunun da sonlanması dileğimizi şöyle başında söylemek istiyoruz. 0212 284 60 60 kaybolan çiçeklerin telefon numarası. Bu numarayı lütfen bir yere not edin. Çünkü bu programda aranan çocuklardan birini bir yerde görmüş olabilirsiniz. Hemen bizi arayıp bildirdiğiniz takdirde de o çocuğun ailesine kavuşmasını sağlamış olacaksınız sevgili seyirciler. Bugün yine çok önemli konuları ele alacağız. Arkadaşlarım canlı yayın noktalarında, muhabir arkadaşım Pembe Koç Basmane'de ve Murat Sönmez de Bayındır'da. Hemen onları bir görelim, günaydın diyelim onlara. Günaydın arkadaşlar. Bugün yine sizlerden çok önemli bilgiler bekliyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Günaydın. İyi günaydınlar İnce Ertuğrul. Günaydın. Murat, neredesin ve bugünkü akışla ilgili şöyle bir tek cümle ne söylersin bize senin oradan aktaracaklarınla ilgili? Bugün eski Frumlu'dayız. Tarihi bir köy. Tarihi köyde kapatılmamış su kuyuları var. Acaba Kadriye bu su kuyularından birine mi atıldı diye bu su kuyularını biraz inceleyeceğiz. Ve yine köy hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Teşekkürler Murat, kolay gelsin. İnşallah hayattadır Kadriye ama buna dair ne yazık ki şüphelerimiz var. Hala hayatta mı değil mi onu bile bilemiyoruz 17 yaşındaki Kadriye'nin. Pembe, sen Basmane'desin. Senin aktaracakların bugünkü takipleri neler olacak? İnce Ertuğrul, bizler bugün İzmir Basmane'deyiz. Aldığımız ihbarlar Kadriye'nin buralarda görüldüğüne dairdi. 25 Ağustos 2016 tarihinden beri kayıp olan Kadriye, gelen ihbarlar doğrultusunda bizler Basmane'ye geldik. Buralarda görüldüğü söylenmişti. Elimizde Kadriye'nin fotoğrafları var. Biz buradaki civar esnafa da soracağız. Buralarda sık sık bulunanlara da soracağız. Fotoğrafını göstereceğiz ve bu çocuğu daha önce buralarda gördünüz mü diyeceğiz. Belli noktalar da var gideceğiniz. Biliyorum gelen ihbarlar üzerinde. Bakalım hangi bulgulara ulaşacaksınız. Kolay gelsin diyorum size de, kameraman arkadaşlarıma da. Muhabir arkadaşlarıma canlı yayın içerisinde döneceğim sevgili seyirciler ama onun öncesinde sizinle paylaşacağım çok güzel bir bilgiler, çok özel bilgiler var. Dün canlı yayın süresinin böyle bitti, program bitti, sonlarına geldik. Biz çok güzel bir haber aldık. Programı yetişmedi ama programda günlerdir fotoğrafını sizlerle paylaştığımız 14 yaşındaki bir yavrumuzla ilgiliydi bu. Arif Bey'in oğluyla ilgiliydi. Arif Kesici'nin oğlu Onur'la ilgiliydi. Ve Onur bulundu müjdesiyle ben başlıyorum bugün güne kaybolan çiçeklere. Şimdi Arif Bey için, kayıp aileleri için bu bekleyiş son derece zor. Çok zor bir hafta sonu geçirmişsiniz. Evet. Geçmiş olsun diyorum her şeyden önce. Sağlığınız şimdi iyi değil mi? İyi, Allah'a şükür iyi. Sağ olun, teşekkür ederim. Arif Bey bir kalp spazmı geçirmiş. Dile kolay. Çünkü oğlu ne durumda, hayatta mı değil mi bunu bile bilmiyorduk. Evet, geçen hafta boyunca aradık. Bilmiyordum. Şimdi nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Şimdi 3 çocuğu var Arif Bey'in ve Onur Afyon'da kaybolmuştu. Ve Afyon'daki duyarlı sevgili seyircilerimiz sayesinde. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum buradan. İyi ki varsınız. Programı izleyen seyircilerimizden bir aile buldular ve onu götürüp polise teslim ettiler. Böylece Onur da ailesine kavuşmuş oldu ama kısaca bir hatırlayalım bu hikayeyi. Onur Kesici 14 yaşında, çok küçük daha. İnternet kafeler civarında görüldüğünü söyleyenler var. 14 yaşındaki Onur 23 Şubat'ta Afyon'da kayboldu. 14 yaşında Onur, onu bir yerde görmüşseniz lütfen bizi arayın. Onu görmüşseniz, tanıyorsanız, biliyorsanız hemen bizi arayın ya da 155-156 ihbar hatlarına haber verin. Onur'un da başına kötü bir şey gelmeden onu bulmak istiyoruz. Kaybolan çiçekler gündeme getirdi. Onur kısa sürede bulundu. İki hafta önce mi? Nerede? Burada mı? Afyon'da. Bunlar nerede şimdi?
mi? Bilmiyor musun? Evet. Tamam. Onlara görüşmeyecek misin hiç? Görüşürüm. Niye kaçtın ya? Kaçtım işte. Canım çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Siz beni evladıma kavuşturdunuz. Bütün ekibinizi, emeği olan herkesin emri sağlık. Allah razı olsun. Sibel Hanım telefon attığımızda. Sibel Hanım günaydın. Günaydın İnce Hanım. Gözünüz aydın. Çok sağ olun. Allah razı olsun sizden. Ekiplerinizden, emeği geçen herkesten Allah bin kere razı olsun. Sizden de Sibel Hanım. Sizden de. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizden evladıma kavuşturdunuz. Allah bin kere razı olsun. Sibel Hanım. Bir akşam ilk defa rahat bir uyku uyudum ben sizin sayenizde 19 günden sonra. Biz bu haberi aldığımızda sizin sevinciniz bambaşka ama biz o kadar rahatlıyoruz, ferahlıyoruz ki çocuklarımız bulunduğunda. Çok güzel dualar ediyorsunuz. Bizim duamız ne biliyor musunuz? Hiçbir anne baba evladından, hiçbir evlat da anne babasından ayrılmasın diye. Hiçbir daha ayrılmayın, hiç acılarını görmeyin çocuklarınız. Amin İnce Hanım, amin. Allah tüm günleri bizim başımızdan eksik etmesin. Sağ olun. Cenab-ı Rabbim de önünüze engel koymasın. Kimsenin koymasın. Emniyet teşkilatı çalışanlarına, duyarlı sevgili seyircilerimize, bildiklerini paylaşanlara da ben bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da siz de onur konusunda daha da dikkatli olun lütfen. Tabii tabii İnce Hanım, tabii tabii. Allah sizden tekrar razı olsun. Çok teşekkürler. Ekiplerinizden çok uğraştınız. Allah bin kere razı olsun. Sonuç aldık ya, mutluyuz. Bütün o yorgunluğa değdi. Sosyal hizmet uzmanımız Kahraman Eroğlu size bir şey söylemek istiyor Sibel Hanım. Lütfen çok dikkatlice dinleyin çünkü çok önemli bundan sonraki süreç için. Tabii İnce Hanım. Sevgili annemiz, Kaybolan Çiçekler ekibi olarak ben, Aslı Hanım, psikolog, avukatımız ve İnce Hanım, biz sadece çocukların bulunmasıyla ilgili çalışma yapmıyoruz. Aynı zamanda çocukların kaybolmaması için aileleri de ciddi anlamda uyarıyoruz. Çocuklarınızla dost olun. Çocuklarınıza sevgi verin, ilgi verin, güven verin. Eğer çocuğunuz okula gitmiyorsa, okulla bağı bir şekilde bitmişse çocuğunuzun farklı alanlarda sosyal çalışmalar yapması için destekleyin ve biz uzmanlardan da her zaman yardım alın. Biz bundan sonra da sizin çocuklarınız için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Kaybolan Çiçekleri her zaman takip edin, destek verin. Evet. Çok teşekkür hocam. Sağ olun hocam. Sizin dedikleriniz aynı şekilde uygulayacağım. Allah sizden de razı olsun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sibel Hanım, bu vesileyle ben bütün sevgili seyircilerimize çocuk destek hattımızın numarasını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 0212 284 60 67 0212 284 60 67 numaralı telefonu aradığınızda sevgili seyirciler, çocuklarınızla ilgili baş edemediğiniz bir durum varsa arkadaşlarım size hemen uzmanlara yönlendirecekler. O konuda nereye başvurmalısınız, ne yapmalısınız diye de size destek olacaklar. Bu numarayı da bir yere not edin diyorum. Sibel Hanım, çok öpüyorum çocuklarınızı da. Onur nasıl, genel olarak iyi mi? Onun durumu ile ilgili bir iki cümle söyleyin lütfen bize. İyiyim canım, iyi. Dün akşam geldi işte, yemeğini falan yedi. Oturduk konuştuk, sohbet ettik biraz. Gayet iyi, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Lütfen. Çocuklarımı aldım koynuma, dün akşam üçünle beraber uyudum. Çok sağ olun. Harikasınız. Baba da birazdan gelecek, o da sarılacak çocuklarına. İnşallah bir daha hiç ayrılmazsınız. Öpüyorum ben çocuklarınızı da, sizi de. Sevgiyle kalın diyorum. Sağ olun. Sizden de. Arif Bey, Kahraman Bey'in dediklerini de duydunuz. Bundan evet. Sonra belki 14 yaş çok tehlikeli bir yaş değil mi Aslı? Yani bir iki cümle ne söyleyelim, nasıl davranmalı? Bundan sonra yeni bir süreç de başlıyor. Aha. Çünkü Onur bulunduktan sonra tekrar adapte olması, aile içi iletişim sorunlarınızın çözülmesi, ona daha belki şefkatli, biraz daha ilgili, birazcık daha iletişim konusu destekleyici bir altyapı hazırlamamız gerekiyor. Bir suçlama olmayacak. Hayır, kesinlikle olmaması bir gerekiyor. Bir takip süreci nasıl işlemeli? Yani biz bu cümle noktada aslında çocuğumuzu suçlama, onu yargılamadan, ne neyin eksikliğini yaşıyorsa, ne sıkıntısı varsa bu konuda biraz daha destekleyici, kucaklayıcı bir tarafı içine girmek gerekiyor. Kesinlikle kızmayın, eleştirmeyin, yargılamayın ama dikkatli olmak gerekiyor, gözlemek gerekiyor. Çünkü bu tip durumlar tekrar tekrar yaşanabilme riski olan durumlardır aynı zamanda. Her davranışına dikkat edeceksin Zarif Bey. Arkadaşları nereye gitti, ne yaptı ama böyle sorgulamadan, yargılamadan. Evet. Var mı söylemek istediğin bir şeyler? Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun.
Sen de bir an önce gidip herhalde oğlunu kucaklamak mı istiyorsun? Fark etmez. Ha? Bence git, bence git. Hiç vakit kaybetmeyelim. Ben seni uğurlayayım. Bizim yerimize de sarılıp Onur'u. Bir an önce git çocuklarına kavuş derim. Arif Bey'i uğurlayalım. Çok teşekkür ederim. Tekrar gözünüz aydın. Ailenize de çok selamlar. Hoşçakalın. İyi bakın. Sağ olun. Bizimle de görüş. Şimdi çok teşekkürler. Buyurun. İyi yolculuklar dileyelim. Onur'a sevgiler. Hep böyle mutluluk gözyaşlarıyla uğurlamak istiyoruz sevgili seyircilerimizi stüdyomuzdan ve programın daha ilk iki ayında çok güzel sonuçlar aldık sizlerle beraber. Evet, Onur'un babasını gönderdik ama geçtiğimiz hafta genç kızlarımız vardı, ulaştığımız kayıplarımız vardı. Onlardan biri Hazal'dı. Hazal'ın hikayesini hatırlayacaksınız. Ankara'da kendine polis kıyafetleriyle giyin, polis süsü vermiş kişiler gelip evinden kaçırmışlardı Hazal. Ankara'da polis kılığındaki şehir eşkıyaları tarafından kaçırılan 16 yaşındaki Hazal bulundu. Gerçi Allah razı olsun benim yavrum bulundu. Daha net o haberi ben vereceğim şimdi detaylarıyla. Sen dayanamadın değil mi? 12 Ocak'ta kaçırılan kızı Hazal için yüreği yanan anne kaybolan çiçeklerde duyurdu sesini. Ben dün tehdit edildim, programdayım. Harikasınız. Ben zaten benim çocuğuma beni tehdit ettiriyorlar. Korkutup sindirmeye çalışıyorlar. Evet. Ben şu anda gene programdayım. Ekibimiz vakit kaybetmeden Hazal'ın peşine düştü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin arama çalışmalarını yoğunlaştırdığı ilçelerden bir tanesi de Keçiören ilçesi. Bizler de şu anda buradayız ve bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Emniyeti de toplamda 6 özel ekip oluşturarak şehir eşkıyalarının peşine düştü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yeni Mahalle Asayiş Büro Amirliği'nden 3 ekip, Asayiş Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekiplerinden 2 ekip ve yine annenin gidip şikayette bulunduğu Şentepe Polis Merkezi'nden bir ekip olmak üzere 6 ekip Ankara genelinde çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyorlar. 16 yaşındaki Hazal uçurumun kenarından son anda kurtuldu. Hazal sosyal hizmetlere gidecek. Sosyal hizmetlerin koruması altına alınacak ama sosyal hizmetlerin koruması altında yine ailesiyle de görüşmeye devam edecek. Evet, Hazal gerçekten de deyim yerindeyse uçurumun kenarından kurtarıldı. 6 özel ekipten bahsetmişti muhabir arkadaşım Pembe Koç. Ben bugün çok alkış isteyeceğim sizden ama fazlasıyla hak ediyorlar bütün emniyet çalışanlarına, jandarma teşkilatındakilere. Çünkü onlar sayesinde çocuklarımızın geleceği kurtuluyor. Aslında hepimizin, toplumumuzun geleceği kurtuluyor. Bunu böyle bilelim sevgili seyirciler. Meniş Hanım günaydın. Duyabiliyor musunuz beni? Günaydın İnce Hanım. Nasılsınız? Çok iyiyim İnce Hanım. Çok şükürler olsun. Kızınızı çok büyük bir tehlikeden kurtardık. Yani emniyet teşkilatıyla beraber hep birlikte kurtardık. Böyle söyleyelim. Allah razı olsun. Tekrar gözünüz aydın. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Çocuğumu gördüm, öptüm, koklayabildim. Çok şükürler olsun. Ah ne güzel. Ne kadar özlemiştin değil mi? Hem de nasıl İnce Hanım. Anlatamam, tarif edemem. Şu anda bile heyecanını yaşıyorum. İnşallah bir daha hiç ayrılmazsınız ama çok zorlu bir yerden çekilip alındı deyim yerindeyse Hazal. Bundan sonrasında sizin de çok daha dikkatli olmanız lazım. Şu anda zaten arkasındayız çocuğumuzun. Mutlaka. Şu anda daha iyi hani ne bileyim onun hani bir arkasında bizim olduğumuzu hissettiriyoruz İnce Hanım. Mutlaka, mutlaka. Şunu söyleyeyim size, eğer sizin programınıza çıkmasaymıştım zaten benim çocuğumu bulmam bir yani mucize. Çok detayları paylaşmıyoruz ama Hazal gerçekten uçurumun kenarından döndü. Onu suça bulaştırmak isteyenlerin elinden çekilip alındı deyim yerindeyse. Televizyonun böyle bir gücü var. Çok daha fazla sayıda insana ulaşabiliyoruz. Biz de o gücü kullandık sevgili seyircilerimizle beraber. Allah razı olsun sizden. Sizden ve ekibinizden.
Hep emeği geçen herkesten binlerce Allah razı olsun. Çok sağ olun. Zaten ben o sizden cümlesinin arkasında bütün ekibimi alıyorum o teşekkürü. Ben de bu vesileyle teşekkür ediyorum onlara. Çok öpüyorum sizi de. Hazalı da sevgiler gönderiyorum Ankara'ya ailenize. Ben öpüyorum. Allah'a emanet olun. Programımızın devamını istiyorum. Çok teşekkürler inşallah. Çok sağ olun. Allah yar ve yardımcınız olsun İnce Hanım. Amin. Bu dualarla beraber, bu desteklerle beraber inşallah biz çok daha fazla çocuğumuzu bulacağız. Çocukların geleceği kaybolmasın diye de uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz uzmanlarımızla birlikte. Teşekkür ederim Meniş Hanım. Bir başka annemiz daha vardı geçen hafta bize. Aslında iki haftadır stüdyomuzdaydı ve kızını aramak için gelmişti Elif Hanım. Ve neredeyse umutları tükenmek üzereydi. Çok sabırsızdı. Bir an önce Beyza'sına kavuşmak istiyordu ama endişesinde de son derece haklıydı. En son beni de iki gün önce aradılar. Şu anda Doğukan da kayıp. Ben de Doğukan'ı arıyorum. 15 yaşındaki Beyza'yı kaçıran ve günlerce alıkoyan gençle gencin annesi tutuklandı. Ben de bu akşam gideceğim. Evet, sen şimdi gidip hazırlık yapabilirsin. Herkese Allah razı olsun. Emeği geçin herkese. Elif anne kızı Beyza'nın kaçırıldığını İnci Ertuğrul'a böyle anlatmıştı. Bir kez saat 5'te aradı. Evet. Anne benim peşimi bırakın. Ben arayacağım dedi. Kapattı. Benim bir tek sığınacağım dalım o. Kaybolan çiçekler olayı araştırdı. Ve Doğukan isimli bir genç tarafından kaçırılmış olabileceği bilgisine ulaştı. Tanışmışlar bir kere, karşılaşmışlar Doğukan'la. Sonra internet üzerinden mi yazıştılar? Evet, görüntülü olarak konuşuyorlardı. Denizli'ye gitmişler. Evet. Senin yanındalar mı? Ben hani dedim yani ben amirleri de söyledim. Canlı yayına telefonla bağlanan Doğukan'ın annesi olaydan haberinin olmadığını, kendi oğlunun da kayıp olduğunu söyledi. Ve hatta oğluna böyle seslendi. İki gün önce aradılar. Doğukan da mı kayıp? Evet, şu anda Doğukan da kayıp. Ben de Doğukan'ı arıyorum. İnanmıyorum. Anneciğim Doğukan ne olur çık gel. Bak kaç gündür senden haber alamıyorum. Çok özledim anne. Ne olursunuz gelin. Oysaki gerçek Beyza annesine kavuştuktan sonra ortaya çıktı. 15 yaşındaki Beyza'yı Doğukan isimli bir gencin kaçırdığı, Doğukan'ın annesinin de yardım ve yataklık yaptığı ortaya çıktı. Elif Hanım telefon attığımızda. Elif Hanım günaydın. Günaydın İnci Hanım. Yaptınız mı sarmaları Beyza'ya? Evet, evet. Yediniz biz siz hepsini değil mi? Çok şükürler olsun. Gözünüz sağ aydın. Allah razı olsun. Sizden de gözünüz aydın. Bir daha hiç ayrılmayın evladınızdan. Nasıl Beyza? İyi mi şimdi? Şu anda işte yani gerekli daha iyi olacak. Tabii şu anda ki. İyi. Tabii daha ki. Da iyi olacağına inanıyorum. Siz her zaman onun yanında olacaksınız. Biz desteğimizle hep yanınızdayız. Bunu söylüyoruz. Bir şeye ihtiyacınız olursa lütfen arayın. Çünkü bulundukları andan sonraki süreç kesinlikle daha da hassas bir süreç. Değil mi Aslı? Evet, belki evet. Zaten o süreçten daha sonra zaman ayırmamız gereken detaylı süreçte şimdi başlıyor. Biz Elif Hanım'la bu konuyu zaten daha bulunmadan önce Beyza'mız hakkında konuşmuştuk. Ne gerekiyorsa biz elimizden gelen yardım mutlaka yapacağız. 15, 16, 14 bu yaşlar çok tehlikeli yaşlar değil mi Aslı? Çünkü ergenlik dönemi dış dünyaya açılmanın en aslında arkadaş çevresinin, sosyal çevrenin önemli olduğu bir yaş dönemi. Ve bu dönemde özellikle şimdi sosyal medya, internet ve teknoloji kullanımı da çok yaygın olduğu için aileler daha dizinizin dibinde çok masumane oturduğunu zannediyorsunuz çocuğunuz. Oradan çok derin bir aslında kuyunun içine düşüyor. Hiç farkında bile olmuyorsunuz. Mayın tarlası gibi orası. Kesinlikle. Ve orada da Funda Hanım pek çok yeni suç türü var. Sosyal ağlar üzerinden insanların bulaştırılmaya çalışıldığı. Evet. Çocuklar da hedef kitleleri galiba. Kesinlikle. Özellikle çağında. Çocuklar son zamanlar çok ciddi hedef kitlesi. Ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Birçok suç buradan artık siber suçlar gerçekten çok iyi çalışıyor bu anlamda emniyet güçlerimiz ama yine de ailelerin çok dikkatli olması asıl gerekiyor. Asıl görev ailelerin. Kesinlikle. İlk takip noktası orası. Biz Elif Hanım size bundan sonrasında mutlu bir dönem diliyoruz ama Beyza'nın işte bulunması olayıyla ilgili ardından tutuklanmalar da geldi. Yine detaya girmeyeceğim ama Beyza'yı da çok tehlikeli bir yerden yine böyle bir uçurumun kenarından çıkarıp almayı başardık. Çok şükür diyoruz. Gözünüz aydın diyorum size. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de çok öpüyorum sizin sayenizde size ve ekibinize, Lüleburgaz Çocuk Şube'ye,
Yani Beyza ile ilgilenen herkese Allah razı olsun. İnci Hanım desteğinizi bekliyorum. Allah'ım bir daha kimseye yaşatmasın. Kaymakamımıza, Sayın Valimize, Denizli'de aynı şekilde çalışmalara katkıda bulunan yöneticilere, herkese hepsine evet. Çok teşekkür ediyoruz. Tek tek şu anda isimleri sayamıyoruz. Bu konuda her zaman yanınızdayız. Bizi arayın ne zaman nasıl bir destek isterseniz ama en minik bir boşluğu bile bırakmayın lütfen. Kendi çevrenizde de ulaşabileceğiniz noktalara ulaşın diyorum. Evet zor bir süreç ama ben de sizi kutlamak istiyorum. Niye biliyor musunuz? Bir anne, bir ebeveyn olarak siz gittiniz, yasal olarak başvurularınızı yaptınız, çocuğunuzun kayıp olduğunu söylediniz, her yerde aradınız ve daha da hızlı olabilmek için gelip televizyonun gücünü de kullandınız. Çocuğunuzun sonuna kadar arkasında durmuş oldunuz. Ben de sizi kutlamak istiyorum. Bundan sonra eminim ki daha sağlam duracaksınız siz de Beyza Hanım. Teşekkür ederim. Çok öpüyorum sizi. Allah razı olsun. Sizden de güle güle diyorum. İşte bir anne hattaydı. Bunlar zor dönemler, çok dikkatli olunması gereken dönemler. En minik bir değişiklik, içine kapanıklık ya da aşırı heyecanlık, mutluluk, az uyumak ya da çok uyumak, odasında fazla vakit geçirmek. Bütün bunlar aslında önemli hepsi bulgular belirtiler, değil mi? Kesinlikle. Hepsi belirtiler, kesinlikle. Bu dönemde biraz davranış değişiklikleri olduğu için aslında ergenlik dönemi, blu çağı şeklinde gözden kaçırılabiliyor. En sıkıntı da zaten büyük boyutu burada evet. Ortaya çıkıyor. Halbuki hiç farkına varmadığımız küçük sembollerle aslında tehlikeleri önceden öngörebilmek mümkündür. Mümkün, hemen bir destek de almak gerekiyor tek başına baş edilemiyorsa. Evet, gençlerimizi buluyoruz ama daha küçük çocuklarımızı da bulup ailelerine kavuşturuyoruz. En miniği de Mustafa Bebek'ti. Burada Mustafa Bebek'i hepimiz böyle bulup buraya getirdiğimizde stüdyoda kolundan, elinden, yanağından böyle yedik deyim yerindeyse. Dünya tatlısı bir bebekti ve programımıza WhatsApp üzerinden ihbarda bulunan annesi Hülya, ben 1,5 aydır yavrumu göremiyorum diye ağlıyordu. Mustafa bugün İstanbul'dan, birazdan da bizler stüdyoya doğru yola çıkacağız. Ya gel böyle istersen bu tarafa gel ama çığlık mülkat hop uyuyor. Çok mutluyum, çok özlemişim. 10 aylık bebeğine 47 gün sonra kavuşan anne, evladının kokusuna doyamadı. ...47 gündür göremediği bebeği için kaybolan çiçeklere gelen annenin yardımına İnci Ertuğrul koştu, Hülya'nın kayınpederinden kavuşturma sözünü aldı. O bebek Mustafa buraya gelsin. Söz mü? Söz, harikasın. Yayın sonrası harekete geçen ekibimiz Mustafa Bebek'i İstanbul'a getirdi. Dakikalar sonra Mustafa Bebek yanımızda olacak. Ekran başındaki herkesi duygulandıran buluşma sırasında genç annenin heyecanı gözlerinden okunuyordu. Mustafa bugün İstanbul'dan. Onlar Van'dan gece geç saatlerde geldiler. Şu evet. An Mustafa yanımızda. Birazdan da bizler stüdyoya doğru yola çıkacağız. Hülya, oğlun orada, ne hissediyorsun? Heyecanla konuşamıyorum. Çiçeği burnunda anne ve kundaktaki bebeğinin kavuştuğu an sadece stüdyodakiler değil, ekran başındakiler de gözyaşlarına boğuldu. Teşekkür ederim. Özellikle İnci Ertuğrul ve kaybolan çiçekler ekibine çok teşekkür ederim. Rabbim diğer çocukları da ailesine kavuştursun inşallah. Onunla birlikte uyuyacağım. En önemlisi bugün. Onunla o uyuyacak ve onu seyredeceğim. Onun yanımda. Ancak genç anne evladına kavuşmasına rağmen sorunlar gitmemişti. Sen bir annenin de elini öper misin bak? Bu kadar yoldan geldi kayınvaliden. Bir elini öp annenin önce. Ben elimi öpmesin. Ben kaynanası değilmişim. Hayır. Ben kaynanası değilim. Yalan. Bu ayrılığın sebebi olan tartışma konuları tek tek ortaya döküldü. Kızıma değer vermediği için biz bu evliliği istemedik.
Mediha, kurban olan yalan söyleme Mediha. Bak bütün Türkiye bizi izliyor. Yalan söyleme Mediha. Elini öpmek istedim. İnci Ertuğrul duruma el koydu. Çünkü ortada masum bir bebek vardı. Çocuklarının yuvasını yıkan anne babalar olarak tarihe geçeceksiniz. Bunu bilin. Ben bu yani, kadar söyleyeyim. Yani ikisi ayrı bir ilde bir ev tutsalar, dışarıdan destek verseniz nasıl olur? Kurban olan sorun yok, sorun yok, sorun yok. Ayrı çıkmayan sorun yok. Yanına otur bakalım. Genç çiftin aralarındaki problemleri çözebilmesi için uzmanlarımız tavsiyelerde bulundu. Sen evliliğinin devam etmesini istiyor musun Ahmetciğim? Evet, evliliğimin devam etmesini istiyorum. Hülya ile de baş başa görüşmek istiyorum buradan. Bir merak et. Yok yine. Benim geç. Yaşı 20. Hakkın yok. Babası olabilirsin. Artık evlendirmişsin. Belli bir yaş olgunluğuna sahip gelmiş. Bırak kendi kararını kendisi ver. Beni yavruma kavuşturan herkese çok teşekkür ediyorum. İnci Ertuğrul ve ekibine. Oğlum uyudu şimdi ayağımda. Mısır. Hülya, bizi duyabiliyor musun? Duyabiliyorum abla. Günaydın, nasılsın? Günaydın abla, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Mustafa nasıl? Mustafa çok şükür iyi. Şimdi uyuyor. Senin bu oğlan bayağı evet. Uykucu, haberin olsun. Burada da uyuyordu o gün, hala uyuyor maşallah. Uyuyor abla, bilmiyorum. Belki sen de herhalde 47 gün sonra rahat bir uyku uyudun. Şöyle kucağına cennet kokulu yavrunu aldın. Ha? Evet ama 47 gün sonra inanılmaz bir uykuydum oğlum yanında. Hiç uyumadım, onu seyrettim. Sürekli onun konusunu içime çektim. Çok mutluyum şu an. Size kaybolan çiçeklere kimler edeceğim. Size çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Senden de. Atma. Bundan sonra Mustafa'ya çok iyi bak, kendine çok iyi bak. Çok detaya girmek istemiyorum, sadece ne yaptığınızı merak ediyorum. Bir arada oturdunuz, konuştunuz mu Ahmet'le, bundan sonrası için bir karar aldınız mı? Abla biz Ahmet'le konuştuk. Evet. Şimdi Ahmet beni aradı zaten, oğlunun resmini size de attım. Ben oğlunun resmini kendisine videosunu da attım. Evet. Şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Yani evet. Ahmet'le de konuşuyoruz. Tamam. O gün psikoloğumuzla birlikte bir görüşme yaptınız burada yayından sonra Uğur Bey'le. Orada nasıl geçti o konuşma? İyi geçti. Bize sorular sordu. Sorular sordu. Evet. Yani biraz olumlu tarafı oldu. Sonra işte tekrar bir tartışmalarımız oldu. Hı-hı. Onun ailesiyle benim ailemin bir tartışmaları oldu biraz. Hı-hı. En sonunda kayınbabam da dedi ki eşyalarınızı gelin alın, boşanma davasını falan açın dedi. Biraz ben şöyle yapalım. Biraz zamana bırakın. Siz yine Uğur Bey istediğiniz zaman arayın, onunla konuşun. Birazcık belki uzak kalmak bu süreçte aslında daha mı iyi olacak? Sıcağına evet, karar vermemelisiniz Hülya'cığım. Birazcık çok güzel aslında düşünmüşsünüz. Biraz zamana bırakın. Duygular birazcık alevli duygular yatışsın. Evet. Sen bebeğin hasretini gider. Babayla yine iletişimi kurmaya devam edin. Şu an acil bir karar vermemeye çalışalım. Evet. Biraz zamana ihtiyacınız var. Kesinlikle. Bunu biz Ahmet'in tarafına da söylüyoruz. Aynı Ahmet şekilde. Ailesine. Evet. Birazcık bekleyin. Hemen bir adım atmayın bu kızgınlıkla. Fevri davranmayın. Biraz gözlemleyin. Sonrasında da en doğrusu neyse onu yapmaya çalışın. Hülya, öksürüğün hala geçmemiş. Evet, sanıyorum alerjisi var Hülya. En yakın zamanda bir doktora gitmeni tavsiye ederim. Çünkü bebek bakıyorsun. Evet. Onun da sağlığı önemli. Sağlığı önemli. Onun da sağlığı iyi olacak ki bebeğine de iyi baksın. Hemen doktora da git, bunu ihmal etme. Ailene de sevgiler. Mustafa'nın güzel ellerinden öp benim yerime, tamam mı? Yanakları tombul tombul ama kıyamıyorum onlara tabii ki öpmeye. İyi bak kendine. Senden de. Allah razı olsun hepinizden. Çok teşekkür ederim. Allah tuttuğunuzu altına etsin. Çok teşekkür ederim. Hayırlı programlar dilerim abla size. Çok Allah razı olsun size. Sen bebeğine iyi bak. Bize bu yeter Hülya'cığım. Antep'e sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Bundan sonra hep güzel haberlerinizi bekliyoruz inşallah. Şimdi biz aramaya devam edeceğiz. Sevgili seyircilerimizin desteğiyle beraber de kayıp bütün çocuklarımızı bulup ailelerine kavuşturmayı istiyoruz. 0212 284 6060 ihbar hattımız, unutmayın. Arıyoruz. Kadriye öldü mü
yoksa yaşıyor mu? Orada mesela kapatılmış ve halen açık olan su kuyuları var. 17 yaşındaki Kadriye öldüyse eski Furunlu köyündeki kör kuyulara kadar bakacağız. O kuyulardan birine atılmış olabilir mi? Canlı yayınla birazdan Kaybolan Çiçekler'de. Evet, şimdi bir an önce bulmak istediğimiz çocuklarımızdan biri Kadriye. 17 yaşındaki Kadriye 25 Ağustos'ta kayboldu. O gün bugündür hayatta mı değil mi hiçbir haber alamıyoruz, net bir haber. Aslında hiçbir haber alınamıyor değil. Bir tarafta çok ciddi iddialar var Kadriye'nin yaşadığına, görüldüğüne dair. Arkadaşlarım az sonra o görüldüğü noktalarda olacak. Canlı bağlantıyla oradaki bilgileri aktaracak bize. Diğer taraftan Kadriye'nin kaybolduğu gün köyde bakkallık yapan Mehmet Levin de canına kıymış olması. Aynı dakikalarda bu olayın gerçekleşmesi acaba Kadriye'nin de mi başına kötü bir şey geldi ihtimalini aklımıza getiriyor. İşte o ihtimal üzerinde de çalışmalarımızı yürüteceğiz. Niye bu iki durum birbiriyle bağlantılı? Çünkü Bakkal Mehmetli, 63 yaşındaki bakkal, canına kıymadan önce en son telefon görüşmelerini Kadriye ile yapmış. Arka arkaya 3 kez konuşmuşlar. Ve bakkalın telefonunda 17 yaşındaki bu genç kızımızın ismi Necati diye kayıtlı. Kadriye değil, Necati diye kaydetmiş. Sonra yayınımıza kızını aramak için gelen anne Necla Hanım dedi ki bakkal haftada en az 3-4 kez gelir, evimizden Kadriye'yi alır, eşime yardım edecek diye götürürdü ve bu yıllardır böyle devam ederdi. Arka arkaya telefonlar aldık. Öğrendi ki Kadriye daha 6. sınıftayken okulundan gelip alırmış onu Mehmet'le. Yani Kadriye 12, bakkal da 58 yaşındayken. Bütün bu iddialar aklımıza bambaşka şeyler getiriyor. Acaba Kadriye hayatta mı? Necla, arkası arkasında bugün böyle bulduğumuz kayıplar sonrası mutlu anneleri telefona bağladık. Evet. Ne hissettin? Vallahi bir yandan üzüntüyüm, bir yandan içim buruk, içim buruk ince. Aynı mutluluğu sen de yaşamak istiyorsun, evet. Şüphesiz. Evet. Ve kızının bulunduğu sanki, haberini hayal ediyor, evet, musun? Ne düşünüyorsun? Ne bileyim canım. Sanki karşımızdaki anne ben buradayım, yaşıyorum. Sen beni yıllardır, aylardır öldü sandan ben karşındayım dimdik demesini istiyorum. Sen neye inanıyorsun? Ya ben yaşadığına inanıyorum şu an. Yaşadığına inanıyorum. Evet, kalbimdeki ışık yaşadığını aydınlatıyor. Bir şeyden mi kaçıyor, saklanıyor o zaman sence? Bir şeyden mi kaçıyor o da? Birilerinden mi kaçıp saklanıyor? Bir şeye mi kızgın da gitti? Niye o zaman sesi çıkmıyor sence? Bilemem canım. Ha? Bilemem. Aklına ben onu kızacak hiç ne öfke ne dayak hiçbir şey yok. Senin için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Bir kızına, evet, çağrıda bulun. Kadriye bak, biz buradayız, kardeşlerim burada, ne olursun çık gel anneciğim, ne olursun. Hayır, bence şöyle söyle, şöyle söyle. Kadriye, senden ben, baban, köy halkı özür diliyoruz. Evet, Kadriye, seni koruyamadık, sana sahip çıkamadık. Evet. Senin bu duruma düşmene biz sebep olduk. Evet. De, o da ortaya Kadriye, çıksın. Kadriye ne olursun anneciğim, ne olursun çık gel artık. Allah güzel bir haber almayı istiyoruz ama bir taraftan korkularımız da var aslında Kadriye ile ilgili. Çünkü hayatta mı değil mi şu an, evet, ondan bile emin değiliz ne yazık ki. Ercan Bey, Ercan Bey, hocam. Ercan Bey'i doktora götürdük, bu merak edenleri söyleyelim ama ne yazık ki o muayeneyi de reddediyor, kulaklığı da reddediyor. Bu noktada yapabileceğimiz bir şey yok. Çocukları bulduk, annelerini bağladık yayına. Gördünüz Arif Bey mutluydu. Sen ne hissettin? Senin kızın da kayıp şimdi. Ne düşündün izlerken? İnşallah kayıtları bulunca Arif Bey'in oğlunu bulduk. Ne hissediyorsun? Sen de kızın kavuşmak için. Ne istiyorsun? Hislerin ne oldu? Kayıplar bulunduğu için de hislerin ne oldu? Evet, çok sevindim. Çok çok. Kendi çocuğum gibiyim. Çocuğum bulduğum gibi sevindim. Kadriye ile ilgili şeyin ne? Nasıl böyle? Hayal ediyor musun? Çıkıp mı gelecek? Telefonla mı bağlanacak? İçinde bir his var mı Ercan Bey? Nerede olduğunu düşünüyorsun? Kadriye ile ilgili hislerin var mı? Karşını çık, canlı yayın bağlanacak. Çıksın gari diyorum ben. Gari bir aydan beri bulunmak oldu mu canım? Çıksın gari. Çıksın gari oğlum. Sen yardımcı olacaksın. Bir seslen yavruna. De ki ben yanındayım. Olan biten de hiçbir hatan yok. Farkında işte. Çık gel de. Korkma de. Çık gari diyorum. Çık. Neredeyse çık gari diyorum. Ne yapayım? Valla böyle desen ben de olsam gelmem. Gelmem yani. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ya çık gel kızım, ben seni çok özledim de. Bir ben şey özledim, sen burada durmam ben canım. Hayır öyle de, çağrı yap. Ben 7 aydan beri onun kokusundan, fotoğrafından yatıyorum, fotoğrafından kalkıyorum ya. Şu kameraya seni izlediğini varsayarak inşallah öyledir. Bir seslen kızına. Ne kadar özlediğini anlat, ne kadar sevdiğini anlat. Çağırıyorum işte, gel çıksın diyorum. Başka diyeceğim yok, çağır. Kadriye, babana annene gelme.
Bize gel. Kazan şekeri gel. Abi, ya. Abi. Umuyoruz ki hayattadır Kadriye. Şimdi biz bu programı günlerdir devam ediyoruz Kadriye'yi aramaya ama anne babanın duygularını ifade etmekte ne yazık ki bir takım zorluklar yaşadıklarını artık seyircilerimiz de farkındalar. Necla'nın unutkanlığı var. Söylenenlerle bir şeyleri hatırlayıp anlatıyor. Ercan Bey tam duyamadığı için cevap veremiyor. Biz de yol almakta zorlanıyoruz. Necati'nin de Kadriye'nin abisinin de şikayeti şu. Annem babam benimle de konuşmuyor. Otele gidiyoruz, herkes odasına çekiliyor ve hiç bu şekilde konuşmuyoruz. Biz nasıl bulacağız kardeşim ben de anlamıyorum diyor. Yine konuşulmadı mı Necati? Ben artık bu soruyu Bile sıkıldım. Ya. Sen biraz sıkıldın. Konuşmuyorlar. Yemeği yiyor bunlar. Odaya çekiliyor. Kapılar bir kilitliyor. Hatta odadan şikayet geliyor. Aile içinde zaten sürekli bir iletişim sorunu varmış. Biz Necati ile de konuştuk. Yani normal günlük hayatlarında da zaten böyle çok iletişim kuran, çok böyle paylaşım içerisinde olan bir aile yapıları yok. Yani Kadriye'deki sorunların zaten altyapısı da biraz bundan kaynaklanıyor. Ailede iletişim yoksa sorun da kaçınılmaz. Kesinlikle. Anne küçük çocuklarla ilgileniyor. Baba işiyle ilgileniyor. Abi aynı şekilde işi. Bu çocuğun okuluyla, dersiyle ya da duygularıyla ilgilenen maalesef hiç kimse olmamış. Kadriye yalnızmış evin içinde aslında. Yalnızmış. Efendim Ercan Bey. Canım. Buyurun. Kadriye'ye sesleniyorum. Kızım bak bundan ben bu çomp organımım. İster çık, ister çıkma. Ben buradayım saat 5'i kadar. İster çık, ister çıkma de. Ben çomp organımım. Ben dayanacak yüreğim hastayım ben. Son programı neden? Evet. Ayrılıyor musunuz bugün? Akşam kalp krizinden bile iş yaptım ben. Allah korusun giderim. Ne kalp krizi? Ben bu çomp organımım saat 5'i kadar telefonumu bekliyorum. Ne benden oldu? Niye gitmeye kızım karar verdiniz Ercan Annem Bey? Burada, bir sağlık sorununuz varsa burada. Biz sizinle ilgileniriz. Niye bugün son İncan program diye? İncan hasta oldu. Ben, İncan Hanım ben de hasta oluyorum burada. Evet soğukta. Burada da ben hasta oldum. Zaten mide rahatsızlığı var bende. Mideni iyileştirirsen kında Kadriye hayatta mı onu bilmiyoruz daha biliyor musun Ercan evet. Bey? Kadriye hayatta mı onu bile bilmiyoruz. Mideniz için yapabileceğimiz evet şeyler var. Doktora, doktora götürür sizi ama Kadriye kızınız gerçekten yaşıyor mu değil mi? Ne yazık ki onun cevabını kimse bilmiyor şu anda. İnce Hanım kardeşinden işe var. Ben de iş yapmam ben. Bir doktora gideceğim erken. Doktorum var bayınlarla. Onu görmek istiyorum. Vallahi biz kimseyi zorla tutamayız burada. Ama kayıp bir kızınız ama var. Evet. Ve bizden gizlediğiniz, bildiğiniz bir şey varsa sizi rahatlatan bize de söyleyin. Ben diğer konuklarıma döneyim. Bu evet kadar bu konuyla vakit harcamayayım. Siz eminseniz Kadriye'nin olduğu yerden, yaşadığından hayır gerçekten bizimle paylaşın. Programdaki diğer konuklarımın zamanını da çalmayın. Ama kızı kayıp 25 Ağustos'tan beri evet öldü mü kaldı mı en son görüştüğü kişi de canına kıymış ki evet o da şüpheli. Bir baba midem ağrıyor ben yayından gitmek istiyorum diyorsa söyleyecek bir şey yok. Ama ben Kadriye'yi aramaya devam ederim. Sizi doktora götürelim diye sürekli evet söylüyoruz. Ambulanslar orada. Buna her zaman açığız biz. Ama Kadriye Necati bulunmayacak bir yere gitmeyeceğiz. İncanım hatta bu evet bizim Ebru'lar girdiler. Susuyorlar. Onlar Ebru da biliyor. Bu kardeşin de biliyor. Bakkala giden Ebru. Kadriye bir yanında konuşan bakkal ödedin Kadriye konuşuyor Ebru her şeyi biliyor. Ben onun konuşturulması istiyorum ya. Ebru görüyor. Sen Ebru ile konuşmayı denedin ben mi? Ben konuşuyorum konuşsun? Ağlıyor. Bağırıyor. Bağırıyor. Canım. Sabah hatta kavga ettim ben otelde adamla biriyle. Otelin içinde bağırsa var ya. Rahatsızsanız biraz dışarı alayım sizi dinlenin. Hastaysan dışarı çık rahatsız. Bir 5-10 dakika dinlenin öyle gelin. Ben diyorum doktor git diyorum. Babanın bir kalp rahatsızlığı var mı? Bilmiyorum yok bunda öyle ya. Mide var onda. Midesi ağrıyor. Çok yemek de çok yemek çok, yiyor. Çok yiyor ya. Ekmeği çok yiyor ben yiyemem ekmeği. Stresten oluyor bunlar tabii üzülüyor kızı kayıp. Bulunsun. Sen Kadriye ile ilgili yine soracağım. Hepinize bugün soruyorum tek tek de senin düşüncen ne? Allah gelsin çıksın canım ya. Sen Kadriye'nin bir yerde saklandığını, kendiliğinden saklandığını falan mı düşünüyorsun yoksa birileri onu zorla mı koyuyor? Saklıyorlar çıkarmıyorlar. Birileri onu zorla. Bundan birinin ne çıkarı olabilir mesela? Kimin ne çıkarı olabilir bundan? Saklıyorlar bunu. Yaşı tutmuyor. Acaba neden çıkarmıyorlar? Ben düşünemiyorum. Ne çıksın zaman 18 olacak Kadriye? Kadir ne zaman olacak yaşını ya? Yeni doğum senin tarihi nedir tam olarak? 2000. 2000. 2000 daha var. Haziran 18. Acaba bununla ilgili bir şey mi bekleniyor diye de. Benim öngörüm Ercan Bey'in az önceki ifadesi 5'e kadar kızına müddet verdi. Annenin rahatlığı, Ercan Bey'in rahatlığı ve Necati'nin de bazı konularda ailesiyle birlikte karar vermesi. Ben tekrar Kadriye'ye çağrıda bulunuyorum. Kadriye kızım, annen baban seni korumadı, koruyamadı. Seni ihmal ettiler. Bakkal
Mehmet tarafından çocukluğun çalındı. Eğitimden yoksun kaldın. Köy halkı sana sahip çıkamadı. Okul da sahip çıkamadı. Ama kaybolan çiçekler ekibi olarak biz senin masum olduğuna, senin bu hareketleri, davranışları isteyerek yapmadığın inancında kanaatindeyiz. Çık ortaya, teslim ol, biz sana sahip çıkacağız. Yanındayız senin. Kahraman Bey, 5'e kadar zaman vermeleri, bir şey biliyorlar, bir yerden bir haber veriyorlar diye, bekliyorlar mı diye düşündüm ben size. Öyle düşünüyorum. 5'e kadar. Niye 5 dediniz gerçekten? Ya neden 5'e kadar şey... Ben gideceğim canım, hastayım ben. Tamam, doktora gidersin siz burada. Bilirsiniz, siz bilirsiniz ama ben Kadriye'yi aramaya devam edeceğim. Çünkü Kadriye hayatta mı, biz bunun cevabını onu bilmiyoruz. Bulunmuyor İnce Hanım. Bu kadar çağrı yapıyoruz, çıkmıyor. Bir aydan beri ama çıkmıyor. Ama bildiklerinizi tam biliyor. Paylaşırsanız... Şey biliyor. Bildiklerinizi tam paylaşırsanız biz daha rahat ulaşacağız. Şimdi sevgili seyirciler, bu konuda sizden gelecek bilgiler çok önemli. Söz konusu kayıp bir genç kızsa ve aynı gün canına kıyan biri varsa, aralarında da bir takım görüşmeler olduğuna dair iddialar varsa, ister istemez insanın aklına kötü şeyler de geliyor. Daha çünkü Kadriye'nin sesini bile duymadık, varlığına dair bir görüntü de yok elimizde. Çok sayıda ihbar var, belli bölgelerde görüldüğüne dair çok sayıda telefon var. Bu konuları arkadaşlarım değerlendiriyor. Birazdan canlı yayınla oralara bağlanacağız. Bu bilgileri sizlere aktaracağız ama şimdi bir telefon var zannediyorum. Hazır mı telefon Seda? Tamam, telefondan önce hikayeyi bir özetleyelim size, şöyle bir hatırlayalım konunun detaylarını. Kız peki. Yaşıyor, kız yaşıyor. 2 hafta önce Hadiye Hanım görmüştüm. Hamile oluşu dikkatimi çekmişti. Mesut, bizi yaktın benzer yaktığın yapın. Hadiye yeter artık kızım, çık gel, çık gel artık. Kadriye Hanım çok korkuyorum. 63 yaşındaki bakkal Mehmet'in ölü bulunduğu gün kayıplara karışan 17 yaşındaki Kadriye'nin İzmir'de olduğuna dair ihbarlar artarken... 2 hafta önce Hadiye Hanım görmüştüm. Tepecik Kadın Doğum Hastanesi. Tepecik, İzmir'de. Yalnız Kadriye Hanım çok korkuyordu. Fizik olarak bu bayana benziyor. Fizik olarak ona benziyor. Tıpatıp boğa. Hastanenin bahçesinde gördüm. Hamile oluşu, yaşının genç olması dolayısıyla dikkatimi çekmişti. Evet. Germencik tren istasyonunda yanında 17-18 yaşlarında bir kızla binerken gördüm. Yani %99'da emindim. Başının üzerine güneş gözlüğü koymuş. Evet. Arkasında bir sırt çantası vardı. Sarıya yakın bir tişört vardı üzerinde. Necla'nın bir şeyleri sürekli taksit taksit hatırlaması oğlu Necati'yi de isyan ettirdi. Sarıya yakın bir tişört dedi. Evet. Onlar kayıp mı evde? Onlar yok. Onlar yok. Sırt çantası kayıp. Sırt çantası bunları bilmiyorum. Bunları sormuyorsunuz. İzmir'de tanıdığınız kimse var mı Necla? Eşimin dayının tebediklerimiz var ama onlar hayatta öyle bir şey yapmazlar. Başka İzmir'de tanıdığın var mı Ercan Bey? Bunun abesi var. Ya abim varmış Necla. Abim var ama. Neydi bunun abisi? Necla'cığım. Şüpheli tavırlar sergiliyorsun. İzmir denince kim yaşıyor İzmir'de diye bir soru sorulunca direkt aklına abinin gelmesi gerekir. Bence bu annem aramıyor kardeşimi. Bir tek beni arıyor. Aramıyor. Öyle birlikleri söylüyorum. Bir tek beni arıyorum burada ya. Böyle bir şey olmaz öyle ya. Öyle der mi? Aramıyorsunuz. Ben arıyorum burada. Ya ölüyorsun be. 3 ay çocuğumu saçlarını kokladım ya. Ya. Bir ben arıyorum burada. Kimse konuşmuyor. Ben onu topladım saçlarını. Yazım altını koydum. Ay koklayıp yatıyordum. Tevfik mi? Şaban mı? Şakir mi? Serkan mı? Kim tehdit ediyor sana? Söyle ya. Ercan'ın iddiaları üzerine Bakkal Mehmet'in bacanağı Mesut Mocu yayına bağlanınca tarafların birbirlerini suçlamaları gecikmedi. Ergun'la da bu konuda bir şey görüşmedim. Tehdit konusunda bir şey görüşmedim. Buna uzatmayın artık. Söylesin Ercan. Bakın her şeyi biliyor Ercan. Sen bana böyle itibar attığın için yazıklar olsun Mesut abi sana. 3 maymunu oynamasın. Her şeyi biliyor o. Kız yaşıyor, kız yaşıyor. Suçlu olan bu olayları bilen Ergun Gündeş, Ercan Gündeş, Necati Gündeş, Necla Gündeş. Bunlar her şeyi biliyorlar. Bu yakında çıkacak. Sabriye misafir sanatçı. Fakat Sabriye her şeyi biliyor. Sabriye de her şeyi biliyor. Ayıp ayıp o bıyıklara ayıp senin kare o bıyıklara. Yalan söylemek o bıyıklara ayıp. Gülme. Mehmetli'nin eşi. Mesut, bizi yaktın benzer yaktığın yapıyordu. Bakkal Mehmet'in eşi cenaze töreninde yaktın bizi Mesut dedi mi?
cenazede sizinle ilgili Dilbuz Hanım'ın "yaktın bizi Mesut" diye feryat ettiğini duyanlar var. Onlarca telefon var. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu kadını çok iyi tanıyorum. Bu kadın Ergun Gündeş'in dostudur. Evet. Ergun'la beraber duruyordur. Belki de bu Ergun'un yanına gelip giden kadınlar yedi bu çocuğun başına. Bakkal Mehmet'in bacanağı Mesut Mocu'da Kadriye'nin yaşadığını, Bakkal Mehmet'in şantaj kurbanı olduğunu söylüyordu. Fotomontajdan bir şeyler oldu, öyle inanıyorum şu anda. Fotomontaj dediğiniz fotomontajdan neydi? Bunlar Bakkal Mehmet'den paraları aldılar. Sen yok, kim aldı? Dükkandan alışveriş ediyor Ercan ya. Kaç para almışım? Mobiletler, her şeyler. Ercan mobiletlerin daha rahat iyi. Rahat iyi. Hem kızı yazık ettiler. Hem Bakkal Mehmet'i yazık ettiler. Bakın. Kadriye yeter artık kızım, çık gel artık. Yani. Dinleme ananı bu bana, çık gel kızım. Bu kadar eminsiniz ölmediğinden. Nerede o zaman? Eminim. Evet, dün yayında bunlar konuşuldu. Bugün yayına başladık Kadriye'yi aramak üzere. Ama ne olduysa baba ben gitmek istiyorum. Bugün son yayınım demeye başladı. Ercan, ne oldu dünkü yayından sonra? Biri mi aradı seni? Dünkü yayından sonra biri mi aradı? Gitmek istiyorsun diye İnce Hanım'a. Dünkü yayından sonra bir şey mi oldu? Gitmek istiyorsun diyor İnce Hanım. Rahatsızım. Ercan Bey, rahatsızsanız doktora götürelim sizi ama niye programı bırakmak istediniz? Çekindiniz, bir şey mi oldu? Savcıya çıkacağım, bir karakola gideceğim. Yine böyle bilgi alacağım bir onlardan. İnce Hanım, oldu, çember daraldıkça. Bilgileri zaten size iletiliyor ve buradan da çember edilebilirsiniz. Çember daraldıkça aslında Ercan Bey biraz huzursuz olmaya başladı. Yani benim gözlerim de bu yönde. Dün özellikle Mesut Bey'e bağlandıktan sonra hem beden dili hem davranışlarınız huzursuzluk tepkileri öyle biraz daha arttı. Evet, bu şekilde gözlemliyoruz. Hasan Bey'le de bu şekilde konuştuk. Bugün yani de bir suskunlukla ardından şimdi çember yani, daraldıkça bir şeyin ortaya çıkması endişesi mi olabilir? Yani ben, şu anki davranışları jandarma karakoldaydım ben. Tamam. Ama şu anki karakoldan bile izin aldım ben buraya çıkmam için. Artık kızınızı bulmaya belki çok yaklaşmışken niye vazgeçiyorsunuz onu anlayamadım ben. Evet. Kadir'i bulmaya çok yaklaşmışken neden vazgeçiyor onu anlayamadım İnce Hanım, öyle diyor. Evet, niye vazgeçiyor? Yani daha güçlenmen birisi lazım. Birisi mi aradı kızınızı Ercan Bey sizi? İşte karakollara giden böyle diyorum. O da böyle bilgi alayım. Biz gidiyoruz karakollara. Şu an orada bizim evet, ekibimiz gidiyor. Ekiplerimiz orada ve o bilgiler avukatımız sizinle dolaşıyor zaten. Her zaman çocuklar da okulu öğretmenler telefon ediyor. Ercan, korktuğum bir şey var. Korktuğumdan mı çekiniyorlar? Dün bir çember daralıyor. Ne gitmek istiyor bunlar? Ne gitmek istiyor? Tam çember daralığı çıkacak. Evet. Tam gitmek istiyor. Ya ben hastaneye gideceksen hastane yok mu burada? Çember daralıyor diyor, sen gitmeye bakıyorsun. Ercan, bir şey söyleyeceğim. Hocam, kızın bulunursa korktuğun bir şey mi var? Hayır. Keşke bulunsa. Bulmasını istiyor musun kızını? Evet. Candan mı istiyorsun? Evet, çıksın. O zaman bekle. Bekle o zaman. Az kaldı. Necan, sen de gitmek istiyor musun? Sana söyledi mi Ercan? Ben mi? Hayır, ben gitmek istemiyorum Ercan. Niye birdenbire böyle şeyler? Hocam, o çocuklar, bu da öğretmenler işi yapıyor. Telefon ediyor. Gelsinler diyor. Bir aydan beri okula gitmiyor. Çocuklarınızı gönderebilirsiniz. Yanınızda olmalarını istediğiniz için. Ya annesi gitsin ya ben gidem. Onları gönderebiliriz. Ondan o ayrı iş bir yapıyorum konu. Ben. Çocukları gönderebiliriz, o ayrı bir konu. Ama sen çocuklarına gidebilirsin. Ben Necati'ye kalırım. Evet yani. Ben gidemem. Şimdi Ercan Bey'e bir telefon mu geldi? Biri mi tehdit etti? Bir şey mi saklamaya çalışıyor? Anlamış değiliz ama umarım bizimle paylaşırsınız bütün bildiklerinizi. Biz de Kadriye'ye daha rahat ulaşmış oluruz. Bir telefonumuz var. Hemen alalım seyircimize hatta. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba İnce abla. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sağ olun Suat Bey. Siz nasılsınız? Eyvallah. Sağ olun. İnce abla, ben bir şey söyleyecektim. Ben bundan iki bir şey önce İzmit'ten... Evet. Basmaniye, İzmir'e doğru bir işin gittik, demir doğrama işi. Evet. Ya ben bak, panik olarak değil, ben sabah geç kaldım Basmaniye'de. O Basmaniye garı var. Belki o affedersin, o kafalı bir adam var. Babası tamam. Mı oluyor bilmiyorum. Onun kadar yalan diye düzenbaz bir insan yok. Ben geç kaldım neden? İşime. Bak, ben işe geç kaldım Basmaniye'de. Tren otogarına giderken, tren kalktı. Giderken bu... Kel kafalı adam Ercan mıdır, Saat mıdır ne bilmiyorum. Öyle demeyin, Ercan genç, Bey diyelim. Evet, he, Ercan Bey. Genç bir bayana evet. Trenle giderken el saladığını gördüm. Bak, genç bir bayana. Bir dakika. Ama Kadriye mi, Madriye Suat bilmiyorum. Bey, Suat Bey bir daha bakın Ercan Bey'e. 2-3 ay önce Basmane'de diyorsunuz, iş için gittim. Evet. Tren garında genç bir hanıma el salladı. Evet. Ercan Bey olduğuna emin misiniz?
%99 eminim İnce Abla. %99 bak biz de affedersin biz de insan sarafıyız. Bir insan gözden unutmayız. Ben bana ilk defa dün sizin televizyonu seyrettim. Evet. İlk defa. Bak hayatımda ilk defa Fox TV'ye seyrettim sizin programınızı. Evet. Bu adamı görür görmez iki gün işe gitmiyorum. Niçin bu adamı şeyle dinliyorum? Peki el salladığı genç kız. Şimdi arkadaşlarım bir fotoğraf verecek. Kızı kayıp Ercan Bey'in ve biz onu arıyoruz. Bu genç kız olabilir mi? Dikkatli görüyorum bakın. Şu anda televizyonda kadri evet. Bacımı görüyorum. Görüyorum. Evet. Ama tren bak trene binmiş halde gördüm ama tam olarak kadriye mi olduğunu, bak genç bir bayan olduğunu gördüm. Ama kadriye mi olduğunu bilmiyorum. Bak şimdi Allah var yukarıda. Benim iki tane genç kızım var. Bir kızım bir oğlum var. Allah şimdi yalan şey yapmak istemiyorum. Ama bu Ercan denilen şahat o genç kıza el salladığını gördüm. Bak bundan iki ya da iki buçuk önce bakın İzmir Basmaniye Otogarı'nın kameralarına bakın. Mutlaka göreceksiniz bunu. Kameralara mutlaka arkadaşlarım bakacak Ercan Bey. Sizi gördüğünü söylüyor Suat Bey. Nerede konuşacağım bana Basmaniye'de? Yalan uzmadım. Kaç kişiydim? Şöyle bakayım. Kim vardı vallahi yanımda? Yalan söyleyecek bırak insan değilim. Tek başınaydın. Kim vardı yanımda? Tek başına. Tek başına mısın? Tek başına. Senin burada sen... İspat ne diyeceğim ben? Yalan söyledin. Buradan belli senin. Neden? Ben giderken İzmir'e ya Necati'yi götürüyorum. Ya benim iki tane çocuğum var. Adlarını vermiyorum. Onlardan gidiyorum ben çocuğumu arama. Yalancı. Bir baba, bir öz kızına saat 5'e kadar şey yapmaz. Bir sen nasıl babasın ya? Öyle demeyelim Suat Bey. Öyle demeyelim de. Ercan Bey, siz birlikte mi gidiyorsunuz Kadriye aramaya basmaneye? Sen niye anlatmadın o zaman Necati'yi? Ben iki tane çocuğumu götürüyorum. Ha? Kadriye varken gidiyorduk biz. Kadriye kimse varken gidiyorduk. Gezip gidiyorduk. Kadriye evde duruyordu. Ama İlce aramaya abi. Gidiyoruz diyor. Sen başka bir şeysin. Suat Bey bir saniye kalın hatta. Diyor ki ben ya Necati ile gidiyorum ya diğer çocuklarla benden kızımı aramaya. Kadriye'den aramaya babam gitmeli benden. İzmir'e gitmeli. Söyle o zaman Ercan. Ben de sen İzmir'e gitmedin ki Kadriye arama. Kimden? Sen benden gitmedin ki İzmir'e. En son sen... Kimden gittim? Ben Burcu'dan gittim. Ha, ben de Burcu'dan, gitmedik İbrahim'den gittim. Peki, bundan gittiği, da gittim. Muydu? Bak gitmedik bu tamam, 7 ay içinde gitmedik biz de İzmir'e. Ne zaman gittik? Bak gitmedik hatırlıyorsan sen bu. Ben yalan düşü çıkarmışsın burada. Kadriye bir varken gittik. Gezmeye tamam, gittik. Bir kere gittik ama Kadriye'yi aramadık. Kadriye aramak için Kadriye geldik. Bir seferime gittik. Biz bir seferime gittik bunlar. Bu çalışıyor da ya. Gitmedik. Evet. Ama Kadriye her varken gidişimde, gittik diyor. Nereye gidiyordunuz siz? Kadriye varken gittik diyor. Gezip geliyorduk ya. Necati. İzmir'de geziyorduk. İzmir konakta oturuyorduk. Geliyorduk. Siz Kadriye'yi aramaya beraber hayır, hiç gittiniz mi gitmediniz mi? Gitmedik. Necati. Ben çalıştığımdan. Tek gittin mi Kadriye'yi aramaya İzmir'e? Evet tek gittim. Yalan o zaman söyledim. Niye kızıyorsun evet, beyefendiye? Gitmedim diyorsun tek. Tek de gittim tek diyorsun. Gittim. Suat Bey de onu hayır, söylüyor kimse, zaten. Kimse sallamadım ama o da hiç kimse yanımda yoktu. Suat yalan, Bey. Yalan söylüyor. Dinleyelim İnce abla. İki buçuk ay önce saatleri hatırlıyor musunuz? İnce abla sabah nerede işe giderken. Nerede sabah işe giderken gördüm diyorsunuz. 8:30'a doğru. Ben treni de kaçırdım hatta. Treni kaçırdım. Bu Ercan Bey bir bayana el salladığını gördüm yani. Açık ve el. Ben iki tane de çocuğum var. Niye durup geri yalan konuşuyorsun? Asla öyle bir şey söylemiyoruz. Benzetme olabilir. O yüzden detayları sormak zorundayım. O tren nereye doğru gidiyor? Ben bilmediğim için soruyorum bütün detayları. Karşıyaka Menemen tarafına. Karşıyaka Menemen tarafına giden. Trenin evet. İçindeki bayanın yüzünü tam göremedim diyorsunuz ama genç bir hanımdı. Yalnız mıydı? Yalnızdı. Yalnızdı. Ama trende bir sürü insan var. Ben mutlaka. Giderken gördüm. Mutlaka. Ama bir sürü insan var. Ama yalnız mı kişi bildiğimi bilmiyorum. Bu Ercan Bey'in o bayan, genç bayan el salladığını gördüm yani. Ercan Bey. O genç bir bayanı sen el sallamışsın trenin içinde. Kadın trenin içindeymiş. Yalan söyle hocam. Basmaniye İzmir'e ne zaman gittiniz en son Ercan Bey? Yalan söyle ya. İzmir'e ne zaman gittiniz en son? İzmir'e mi? En son. Ya da 2-3 ay önce gittiniz. Necati sen söyle hatırladıklarını. Baban babam da şimdi bizim... Nerede baban? Su arıtma şeyi aldık. Cihaz aldık. Onun parasını vermeye gittik. Onun beraber. Taksiti için gittiniz. Ne zaman? 4 ay oldu. 4 ay önce. 4 ay önce. 2-2,5 ay önce, 3 ay önce gitti mi tekrar Necla işin İzmir'e? 2,5 ay önce en son gittim İzmir'e. Hayır. Ben gittim. Yalan söylemem. Her zaman gittim. Çocuğumu arama gittim. Nerelerde arıyorsun? Her tarafa gittim. İzmir'e her semtine gittim. Nerede arıyorsunuz Kadriye'yi? Evet çocuğumu arıyorum. Nerede arıyorsun? Neresinde arıyorsunuz? Karşıyaka gittim. Her tarafa gittim. Sayın İzmir'e, Bostanlı'ya gittim. Bayraklı'ya gittim. Yeşilyurt'a gittim.
Sorabilirsiniz bunu. Sokaklarda mı aradınız yoksa belli tanıdıklarınızın evlerinde mi? Duymadık. Ben kızım. Sokakta mı aradım tanıdıkların evlerinde mi? Aradığınız yer neresi? Sokaklarda aramış. Biniyorum araba dolmuşa. Sokaklarda arıyorum. Sokak. Ben İnsanlar Suat Bey'i uğurlayayım konuşmaya da. Suat Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Yalan söylüyorum. Sağ olunuz. İyi günler diliyorum. Şimdi Ercan Bey, az önce Suat Bey bir iddiada bulundu. Doğru veya yanlış. Benzetmiş de olabilir. Farklı bir amaçla da bir şey söylemiş olabilir. Bir anda çok öfkelendiniz. Evet. Bu öfke bir suçun, bir açığa çıkmanın, bir korkunun belirtisidir. Evet, çıksın. Evet, siz evet. Rahat bir şekilde evet. Umursamayabilirdiniz. Evet. Ve çıksın. Bazen de kulağınız duymuyor. Evet. Bunu da öyle yapabilirdiniz ama çok öfkelendiniz. Hocam bak, ben çıkmayacaktım. Bu televizyon çıkmayacaktım. Bana hırsız yerimi bıraktılar. Parası çaldı dediler. Bana her köyde ufak bir... Evet. Hırsızlıktan aklan... Ercan Bey bir şey soracağım. Dur. Hırsızlık suçlamasından aklanmak için mi çıktın, kızını aramak için mi çıktın? Sen hırsızlıktan temiz çıkmak için mi çıktın, kızını aramak için mi? Hem hırsızlıktan işe yaptım. Temizlemek çıkmak için. Hem en çok kızım için çıktım ben buraya. Herhalde kızın için. En çok kızım için çıktım. Hırsızlıkla ilgili sizi ilk suçlayanlar kimlerdi? Korunlu köyde çok rahat eğebilir bana. Ne oldu mu? Çıksınla. Necla, bu hırsızlık evet. Suçlaması ne zaman çıktı ortaya? Şöyle bir şey İnce abla. Ben dedim karakola gittik böyle böyle kızım kayıp dedim eve gelmedi dedim. Böyle şey bakkal çağırdı telefonda ona gitti dedim. Evet. Sen dedi kızım kayıp diyorsun ama dedi adama 7.000 lirası nerede dedi bana. Başka nereden duydun komutan. Bu iddiayı hırsızlık konusu? Bu para konusu pek çok evet. Telefonda dün, anlatılıyor. Nerede İlcanım, çıktı Mesut bu hırsızlık? Mesut Bey dün yok motor almışım ben. Motor kaç para ya? İstersen programdan sonra... Mehmet Liv'den hiç para aldınız mı? Programdan sonra numarasını vereyim. Tamam. Motorun taksitlerimi zor ödüyorum ben. Hiç Mehmet Liv'den para Mehmet aldınız mı? Mehmet'ten para aldın mı? Kim? İnci abla. Mehmet Bey'den hiç para aldın Hayır, mı? Hayır, daha onun fazlasından verdim ben. Aslında. Oğlunu veriyordum hesap parasına. Bakal parası. Serkan'ı ödemek. Oğlunu ne tamam. Göreyim, İzmir'de, oğlunu veriyordum paraya hesabıma. İzmir'de Kadriye'yi aradığınızı, çocuklarla gidip Kadriye'yi aradığınızı niye hiç bize anlatmadınız? İzmir'de Kadir'e aramaya gittiniz hiç neden burayı anlatmadınız diye İnce Hanım. Niye hiç anlatmadınız bu telefon gelene kadar? Şimdi tamam da. Niye İzmir özellikle? O işler konulara girmedim bizden anlatmadım. Ya şimdi o konulara ben size soru sorduğumda ben bilmiyorum ki. Evet jandarmaya söyledim ben bunları söyledim. Necati sen İzmir'e daha öncesinde gittiğinizde nerelere giderdiniz? Kadriye'de varken birlikte İzmir'e hiç gittiniz mi? Babamla gittik. Kadriye kaybolmadan Kadriye ile birlikte gittiniz beraber İzmir'e. Beraber mi? Evet. Yok gitmedik Kadriye'ye gitmedik. Ha? Gitmedik evet, biz ona. Kadriye ile birlikte gitmediler hiç. Hiç gitmediler. Gitmedik oradaki ona. Akrabalarınıza hiç gitmediniz mi Kadriye ile? Dayısı var. Peki annem İzmir bilmez. Ha? Necla. Ben hiçbir yere gitmem İnce abla. Hiçbir bir bayındır dışında bir yere gitmem. Şimdi bu arada Necla Hanım'ın annesiyle konuşmak istedi arkadaşlarımız ama kapıyı bile açmadı. Necla ile ilgili konuşmak istemiyorum diyorlar. Kardeşleri de kesinlikle Necla Hanım'la ilgili konuşmak istemiyorlar. Son derece tavırlılar. Olayların sebebi olarak görüyorlar Necla'yı. Niye seni bu kadar suçluyor sen ailen? Gitmedim diyorsun. Sen ocağın 20'sen 25'inde kendin saat kulesinin yanında fotoğraf çekilmedi mi? Beraber gitmedim bunu söyledim ben. Beraber gitmedik mi? Ben gitmedim. Beni yalan söylettiriyorsun bu da. Ben Kadriye'yi beraber aramadık dedim. Saat kulesinin yanında fotoğraf çekilmedi. Telefonuna baksana. Kadriye'yi aramak için gitmedik. Ben de Kadriye'yi aramak için gitmedim. Ercan Bey. Ben yalan söylüyorum. Hayır hayır Kadriye'yi aramak için gitmedik. Babamla diyor. Nasıl gitmedik? Ben çocuğumu arıyorum oralarda bundan beri. Yolda iş yanımda. Nasıl arıyorsunuz? Ercan saat kulesi ben deniz ayırın. Deniz yanına geçiyoruz öyle aramak olmaz ki. Geziyorum. Geziyor. Denk gelirim diye. Denk gelirim. Bir telefonumuz daha var. Onu da alalım hemen yayına. Kadriye nerede bulmaya çalışıyoruz ama. Merhabalar, buyurun. İyi günler. Buyurun Ümit Bey. Merhaba, iyi günler. Ahmet, özür dilerim. Yanlış duydum. Ahmet, Ümit duyduk. Buyurunuz. Evet. Buyurun Ahmet Bey, dinliyoruz aktaracaklarınızı. Şimdi benim o köyde evet. Asker arkadaşım var. Furunlu'dan. Evet. Kendi yayına bağlanmak istemiyor. Evet. Yani şehir akrabası bu. Öldüren kişinin. Yani öyle biz muhabbet arasında konuşurken bana dedim ya sizin köyde neler oluyor? Bak dedim, bir saniye, bir saniye. Kimin akrabası? Mehmet Liv. Mehmet Liv. Mehmet Liv ile ilgili ne dediniz? Öldürülen kişi mi dediniz? Ben yanlış mı? Hayır ben demedim. Ya dedim sizin köyde neler oluyor dedim. Evet. İşte ondan sonra muhabbete başladık. Şimdi bu Necla Hanım. Evet. Kızına çanta vermiş mi vermemiş mi bir sorun. Kızın çanta. Gittiği gün.
Kadriye'ye çanta vermiş mi Necla? Evet. Kadriye gittiği gün ona bir çanta verdin mi? Hayır. Hayır diyor. Ya. Niçin bunu vermedim, sordunuz? Çanta yoktu, vermedim icabı. Sadece eşortman. Gazak öyle çıktı gitti. Ben çanta vermedim eline. Hayır. Buyurun Ahmet Bey, siz ne anlatacaksınız? Bunun şimdi yalan çanta konuşuyor, çanta vermiş. Çanta ve vermiş. Aynı gün bu adam öldürülüyor, aynı gün bu kız gidiyor. Bu kişi Mehmet Liv'in canına kıymadığını da öldürüldüğünü mü düşünüyor bu arkadaşınız? Evet, 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 kesinlikle. Canına kıymayıp öldürüldüğünü düşünüyor. Neler anlattı arkadaşınız? Necati unutma söyleyeceğini. Evet. Yani bu çocuk 12 yaştan beri bu Mehmet Liv'le berabermiş. Konuşma ya. Kendi evladına ateş atan böyle konuşup durun sen orada. Şşş, dur bir dakika dur. Bildiklerini anlatsın Ercan Bey. Anlatsın bir dakika dur. Ahmet ana bu ana. Kendi evladına ateş atmaz. Beni delirtirmem burada. Ercan Bey siz duymuyorsunuz. Şimdi ben iyi duyacaksınız. Anlatın ben lütfen. Iyi, bak duymuyorsunuz şimdi ben. Beş tane çocuğu da bölgesine çekti. Ahmet Bey başka neler anlattı arkadaşınız? Yani bu şimdi ben Cumhuriyet Savcıma sesleniyorum buradan. Tamam buyurun. Zaten bütün bu yayınlar aslında birer iddia ve hepsi değerlendiriliyor, izleniyor. Buyurunuz. Evet. İftira. Mezarcı Tevfik. Aynı Mezarcı Tevfik, evet. Evet. Şeyin bu beyefendinin kardeşi. Beyefendinin kardeşi Ergun Bey mi? Ergun Bey. Evet. Sen yastıkmadın mı başında? Ergun Bey. Dur, evet. Hayır öyle bir şey. Bunların soruşturmasını rica edeceğim ben. Yani arkadaşım benden bunu rica etti. Bağlan dedi konuş. Şimdi köydekiler nedense kendileri konuşmaya çekiniyorlar. Üzerlerinde bir baskı evet, var. Bunu evet evet baskı var şeyden. Arkadaşınız bu nedenle kendi bağlanamadı ve sizden rica etti. Anlat ve bunu dile getir. Evet evet. Bu da zaten başlı başına aslında çok özel bir durum. Evet. Niçin bunların araştırılmasını istiyor arkadaşınız? Yani bu Mehmet Nebin öldürüldüğünden şüpheleniyor. Öldürüldüğünden şüpheleniyor. Evet. Buna dair size başka bir bilgi paylaştı mı? Yok, başka bilgi paylaşmadı. Yalnız anne hepsini biliyor. Necla Hanım hayır. Hepsini biliyor. İftira hepsini atıyorsunuz. Biliyor. İftira. Kuru iftira. Bir dakika ne biçim konuşuyorsun Necla? Ya ineceğim de yeter ki patlayacağım ya. Ben çocuğum kaçması için konuş, sen çanta hazırladın mı? Lütfen gidin önce bir özür dileyelim seyircilerimizden. Ben özür diliyorum da Necla. Ya, ince abla. Necati ne diyeceksin onu söyle, annen de söyle. Nasıl? Hatta bu kaderi çanta gördüm demiş. Hatta kaderi kendini saatleri bir yere götürür. Acaba gecesini de kıyafetlerin kadar götürür mü? Yalan. Gecesinde bir çanta hazırlamış kendi olabilir. Kendi hazırlar mı götürür? Hayır. Bir çanta hazırlamış. Kendi yapar. Kendisi yapar. Necla İftar bir çanta. İnce abla bak ben çocuğumun her şeyi evde. Allah sizi inandırsın. Ben çocuğumun bir tane çantasını hazırlayıp sen çık kapıdan. Sen götürmüş peki, olabilir mi? Bilemem. Hepsi istiyorum. De evde eşyaları. Buyurun. Sorun Ahmet bu Bey. Bu şeyin mezarlığı altı arancak dendiği zaman neden gülümsedi? Efendim? Yani kızın yaşadığını çok iyi biliyor. Kızınızın yaşadığını çok iyi biliyorsunuz. Hayır bilmiyorum. Ben yaşadığına inanmıyorum zaten. Daha düne kadar ben mezarın altını iyi biliyordum. Mezarlık arancak dendiği zaman gülümsemişsin. Öyle gülümsemedim diyor. Çünkü gülümsemedim şöyle bir şey. Orada benim çocuğum kazanı benzeri bir şey gördüm o zaman fenalık geçecek. Dur kendimi tuttum. Gülümsemedim asla. Yalan. Ben çocuğum daha dün varsa öldü biliyorum. Ne, çanta hazırladım diye bir şey. Ben yaşadığına inanıyorum. Bir yerde tutuluyor diyorsun. Şimdi de yaşadığını düşünmüyorum diyorsun. Hayır. Çünkü İnce Hanım o mezarın başında kuyu benim bir düşüncelerim başladı. O çocuğumun kazanı gözümün önüne geldi. Ben çocuğum kaçması için ne çanta hazırladım diye bir şey. İftira bunlar. Bir sırt çantalı birini gördüğünden dün bir seyircimiz bahsetmişti. Şimdi beyefendi anlatınca Ahmet Bey hatırladım. Sende Kadriye'nin bir sırt çantası olduğunu, okul çantası olduğunu ve onun kayıp olduğunu söyledin. Hayır. Evde onu kaybolduktan sonra görmediğini söyledin yayında. Necati kendisi hazırlamış olabilir, bir gün önce hazırlayıp saklamış olabilir mi? Olabilir. Ya hatta kendi alır çarşıdan gideceği günler akşamına. O da olabilir. O da parası olabilir. Var, parası var. Ahmet Bey bu çanta konusunda başka ne biliyorsunuz? Ne anlattı arkadaşınız? Yani annesinin hazırlayıp verdiğini biliyoruz. Yani bilinçli olarak bir yere gitti. Evet. Bakkalla aralarındaki bu ilişki iddiası ile ilgili neler anlattı arkadaşınız başka? Yani köyde bu sürekli o şeye gidip gelirmiş. Bakkala kız. Hı hı hı. Anneyi falan hiç yani dinlemezmiş, babayı dinlemezmiş. Devamlı şeye gidermiş. Evet. Bakkalın yanına. 12 yaşından bu tarafa yani. Bu arkadaşınız Mehmet Liv ile bir tanışıklığı var mı? Akraba. Akrabası. Bunları evet. Anlatan, size anlatan bakkal Mehmet Liv'in akrabası. O nedenle de yayına bağlanmak istemiyor. Evet. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok İnce Hanım. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız ben için. Ben şuna inanıyorum ki, evet. Şuna inanıyorum ki ben yayını seyrediyorum evet. Sürekli.
Siz bunu çıkaracaksınız. Biz çıkarana kadar devam edeceğiz. Bu kız da İzmir'de bulunacak. İzmir'de bulunacak. Evet. İzmir'le ilgili kulağınıza gelen bir şey var mı o zaman? Madem var. İzmir'de var. Çünkü baba sürekli gidermiş İzmir'e. Babası sürekli İzmir'e gidermiş. Biraz önce de zaten burada biz de bunu öğrendik. İzmir'de birinin yanında mı olabilir diyorsunuz? Evet, evet, evet. Yalnız şeyi de... Bu Sabri Hanım'ı iyi sıkıştığını Sabri Hanım da biliyor. Sabri Hanım da biliyor. Dün Mesut Mucu da bunu söyledi. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey, sağ olunuz. Şimdi biz hemen bir İzmir'e bağlanalım. Pembe Koç da İzmir'de muhabir arkadaşım. Bütün bu ihbarlar, bilgiler üzerine onlar da oraya gittiler. Birazdan Pembe'ye bağlanacağız. Oradaki son bilgileri kendisinden alacağız. Necla, efendim, kızdın ve dedin ki kötü de bir ifadeyle bütün her şeyi siz yaptınız. Şimdi suçu bize atıyorsunuz. Ne yaptılar bütün çünkü her şey? İnce abla... Çünkü ben kızımın, Allah sizi inandırsın, bak ben bu kızım böyle bir şey yapmış olsam taş alayım buraya çıkmazdım. Ben çocuğum, bak sade eşortman, kazak, üç parça eşyalıya çıktı. Ben hatta hayatta bir, kızım sen bir çantanı hazırlayayım, çık git demedim. Çünkü öyle bir şey olsaydı genelde engellerdim kızımı. Ben dur nasıl ateş atayım canım hatta kızıma? Hatta bu... Gelen telefonlara göre hatırlıyor bu annem şey. Ben çocuğuma öyle bir şey, bir çanta, bir şey vermedim eline. Şimdi bu sustayla şüphe... Alıyor kendine. Şüpheleniyorlar herkes. Susmasın, konuşsun ya. Sorsun ya. Sustuğundan bir bildiği vardı insanlar. Ondan susmasın, konuşsun ya. O gün gelmeyecek olsun bileydim. İçeri kilitlerdim, bağlardım. Kadire'yi, beni yine yollamazdım. Kadire'yi saklayan, Kadire'yi alıkoyanlara seslenmek istiyorum. Avukat arkadaşımla birlikte. Suç işliyorsunuz. Kadire daha çocuk. Evet. 18'inden küçük. Çocuğu zorla alıkoymaktan, tutmaktan, ihmalden... İstismardan siz de yargılanırsınız. Onun için desteğinizi çekin. Kadriye'nin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Müdürlüğü'ne, emniyete, jandarmaya sığınmasına yardımcı olun. Kadriye'yi teslim edin. Evet. İzmir'de çok sayıda telefon var. Biraz önce de bağladık yayına. Arkadaşlarımız orada, Pembe Koç orada. Dün de çok sayıda ihbar vardı İzmir'le ilgili. Yayına biz bir iki telefon alabiliyoruz ama arkada onlarca telefon geliyor bu konuyla ilgili. Pembe Koç İzmir'de. Pembe merhaba tekrar. Biraz önce yine yayına bağlanan seyircilerimiz Kadriye'nin İzmir'de olabileceğine dair bilgiler paylaştılar. Orada birileri tarafından saklanıyor olabilir, birileri tarafından tutuluyor olabilir. Sen çalışmalarınla ilgili bize bilgiler aktar. Hangi bilgilere ulaştın? İnci Ertuğrul, yayınımızın başında da yine biz belirtmiştik, basmanedeydik. Gelen ihbarlarda Kadriye'nin basmanede görüldüğü yönündeydi. Biz civar esnafa elimizdeki fotoğrafları gösterdik. Evet. Bu çocuğu daha önce buralarda hiç gördünüz mü dedik. Bazı esnaflarımız da daha önce görmediğini söyledi. Ancak bazıları da bize şu anda bulunduğumuz konumu işaret etti. Bulunduğumuz konum neresi? İzmir'de Gaziler Caddesi, Caddesi. Bu cadde Basmane ile Tepecik'i birbirine bağlayan cadde. Basmane ile Tepecik arasında eğer bu caddeden giderseniz yaklaşık bir 10 dakikalık yürüme mesafesi var. Ve bu cadde üzerinde hemen göstermek istiyorum. Sıralı iş yerleri var, küçük küçük dükkanlar var. Yine oldukça hareketli bir cadde. Çok sayıda esnaf var bu caddenin üzerinde. Biz o esnaflara da yine sonra ilerledik. Ancak yine ben ilerlemek istiyorum ve buradaki esnaflarımıza da sormak istiyorum. Soralım. Hazır sizlerin de gözü önünde. Evet. Hemen fotoğrafı göstereceğim. Merhabalar. Merhaba. Size bir fotoğraf göstereceğim. Fotoğraftaki kız. Üç gün önce bu kız şurada karşıda taksilere el kaldırdığını gördüm. Israrla taksiye binmek istiyordum. Ondan iki gün önce de bir bayanla birlikte aynı. Yeşil kıyafet vardı üstünde. Fiziği aynı, bu kız da aynı. Sen de farklı fotoğrafları da göster. Çok önemli şu anki bu bağlantı. Evet. Lütfen. Şu karşı dükkanda oturuyordum. Evet. Orada ister istemez karşıya bakıyorum böyle. Şimdi bu çocuğun başka fotoğrafları da var. Onları da size göstermek istiyorum. Bir de genel görünümünde sorar mısın Pembe, evet, kilosunu, durumunu? Evet. Şurada karşıdaydı. Genel görünümü nasıldı? Kaç kiloydu? Zayıf mıydı? Aynı böyle fiziği böyle yerinde, fizikli bir bayan. Spor ayakkabı vardı üstünde. Üç günü, dört gün önce bir bayanla birlikte gördüm. Israrla taksiye binmek istiyordu. Ama arabaların önüne atıyordu. Bayan aldı onu arka koltuğa. Elinde hiç telefon vardı. Büyük bir telefon, beyaz bir telefon vardı elinde. Hayır. Ondan üç gün sonra tek başına şurada karşıda yine gördüm. Taksilerin önüne atlıyor. Israr sanki birinden kaçıyor gibi geliyordu. Yani burada gördünüz Gaziler Caddesi. Karşıda, hemen karşı tarafta gördüm. İki sefer arka arkaya gördüm yani. Pembe, yanındaki kişiyi tarif edebilir mi beyefendi? Yanındaki kişi nasıl biriydi? Bayan kapalı bir bayandı yani. Türbanlıydı, kısa boyluydu. Ondan kısaydı.
Sabah. Fotoğraftaki kızdan, kızdan. Buydu. Evet, evet, evet. Bu, bu kız, evet. Çok fotoğrafı da büyütüyorsunuz. Evet, evet, evet. Ben evet, de beyefendinin kız, evet, işaret ettiği noktada güvenlik fakat kameraları var. Fakat farklı değişik kıyafetler vardı üstünde. Değişik. Şimdi çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, sağ olun. Hemen bakıyoruz. Etrafta güvenlik kameraları var mı? Karşı tarafı hemen ben evet görmek istiyorum. Yine oradaki birkaç kişiye daha sor istersen. Bu çok önemli bilgi. Çok emin konuşuyor beyefendi. Evet. Hani benzetiyor da olabilir ama birkaç kişiye daha sorabilirsen Pembeciğim. Gaziler Caddesi üzerinde diğer esnaflara da sormaya devam lütfen ediyoruz. Hemen şöyle ilerleyelim. Size de soralım isterseniz. Fotoğraftaki kız. Görmedim ben ama. Onu hiç görmedim. Görmediniz. Görmedim. Burada yine başka bir esnaf tamam daha var. Ona da sormak istiyorum. Siz fotoğraftaki kızı daha önce buralarda hiç gördünüz mü? Bu sefer demin dediğin kıza benziyor aynı. Evet. Karşı tarafta arkadaş bunu bana dedi ki bak dedi o kız dedi telaş içinde dedi bir araba dedi bekliyor dedi falan dedi. Arabalar el falan kaldırıyor dedi. Ona benzeyebilir yani ben. Siz olay sırasında orada mıydınız? Yok biz buradaydık beraber. Arkadaşlar. Siz gördünüz aynı zamanda. Tahmin en evet efendim benziyor buna. Bu kıza benziyor. Benim yani tanıdık o dönerci var orada. Benim fotoğrafı televizyonu açsın, benim bir iş yapsın, göstertsin. Öyle mi sen bu caddeyi biliyor evet musun? Evet, dönerci. Evet, aynı. Benziyor dediğin gibi aynı. Kemer evet, doğru gidiyor. Kaçta el ediyordu arabalara falan. Sen bu caddeye gittin mi kızını aramaya? Arabalar almadı gençleri tabii. O zaman çok gittim. Çekip çok gittik bu caddeye evet gidiyorsa evet devamlı bu cadde üzerinde gittim. Kemere kadar gittim. Aynı böyle bu kıyafetler var yani. Gittikleri bir yer. Konaktan kemere kadar. Çok o yaş grubunun alışverişe satabileceği zayıf mıydı? Zayıf aynen bunun gibi. Resimdeki gibi aynı kız. Ama tabii bilmiyoruz yani kaybolan mı? Yanındaki bayanı da siz net gördünüz. Yalnız 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 kendisi yalnız. Siz yalnız gördünüz. Evet yalnız gördüm. Beraber arkadaşlarla beraber gördük yani. Siz ayrı başka bir gün gördünüz o zaman. Yo aynısın aynısın. Arkadaşın anlatını gördük yani beraber. Bana ama ben de dedi oradan geçiyor dedi el arabaları kaldırıyor. Arabalar almıyor kendisini ama dedi şüphelendik yani dedik acaba bu neyin nesi falan diye. Ben dedim herhalde vatandaşın bir hani gidiyor hani yoldan. Arabalar el kaldırıyor. Arabaya binmek istiyor falan. Tabii nereden bileceksin kaybolmuş hani falan diye bir şey. Başka da bir şey görmedik yani bunları gördük. Evet. Sağ olun. Ben de bahsedilen noktada güvenlik kameraları var mı? Bir yandan gördüm yürürken ya onlara da bakar mısın? Bir de Ercan Bey diyor ki o hat üzerinde ben de arama yaptım diyor. Evet, az ileride baktım. İleride bir dönerci var diyor. Hatta benim fotoğrafımı gösterirseniz tanıyabilir de diyor. Soğuk bir döner. Nerede mi kalıyor artık? Ortada mı? Aynı yere. Peki niye bu caddeye gittiniz? Cadde üzerinde. Neden bu caddeye evet, gittiniz diyor. Ben civarında Kadriye arıyordum. Güvenlik kamerası var mı o hat üzerinde pembe? Bir yandan onlara bakabilir misin? Bir de Ercan Bey de kızını aramak için oraya gittiğini söylüyor şimdi bize. Hatta ileride bir dönerciden bahsediyor. Evet, var mı öyle bir yer? O noktayı da bize göster diye söylemişti. Varsa. Bu cadde üzerinde İnce Ertuğrul oldukça fazla dönerci var aslında. Yine onlara da tek tek uğrarız. Tamam. Ercan Bey'in fotoğrafını da gösteririz. Aynı zamanda hat üzerindeki güvenlik kontrol güvenlik kameralarını da kontrol edeceğiz. Peki. Şimdi bu hastane bulunduğun yere ne kadar mesafede pembe? Hastanede görüldüğüne, o civarda görüldüğüne dair de çok sayıda ihbar geldi. Basmane bu noktaya aslında uzak. Metro ile ulaşım sağlanabiliyor. Tepecik hastane. Yaklaşık yürüme mesafe. Hastane. Hastane. Evet. Yol üzerinde ve Tepeci'ye gittikten sonra hastane olduğu ancak birkaç tane hastane olduğu bilgisine biz ulaştık. Tepeci'ye vardıktan sonra yine o hastanelerle ilgili çalışmalarımızı da yapacağız. Peki o zaman sen aramalarına devam et. Fotoğrafı göstererek ara ama orada çok sayıda dönerci var diyor. Ercan Bey siz niye özellikle bu caddeye gittiniz? Sen niye özellikle bu caddede aramaya başladın Kadriye'yi? Bizim şey, o, tren bu son durak bizim burası. Evet. Oradan bir başlıyorum ve bazen metrodan geliyorum. Torbalı iniyorum. İzmir'e kadar metrodan geliyorum. Kemer'de iniyorum. Böyle buradan kemer aldığından konağa kadar öyle bu caddeleri arıyorum. Başka nerelere gidip böyle aradın sen kızını? Evet. Başka nerelerde aradın? Çok İzmir'in her semtini aradım desem olayı bu 8 ay. Evet. İzmir dışında nereye gittiniz? Evet. İzmir dışında neler aradın? Şey aradım, Germence'yi aradım, Selçuk'u aradım. Evet, evet. Selçuk'u aradım. Necati'ye bir soru soracağım. Necati, içtenlikle cevap ver. Tamam. Baban İzmir'de Kadriye ile buluşmuş olabilir mi? Olamaz. Bu zaten İzmir zaten büyük yer. Ben de biliyorum İzmir'i.
Büyük yer. Orada görmesi imkansız. Hatta o caddede. Olduğu yere gitmiş olabilir mi? Kadir'le görüşmüş olabilir mi? Olamaz ya. Niye? Yapmaz. Yapmaz. Senden bir görüşme olsa saklanır mı saklanmaz mı? Saklamam Necati? Ben hayatta. Ha? Saklamam. Baban saklanır. Hayır, baban ya da annen Kadriye ile görüşüyor olsa senden saklanır. Beni bu itibarlardan kurtar. Benden başka bir şey demiyorum sana. Saklanır. Saklarlar. Böyle bir şey düşünemiyorum. Olsa saklarlar. Şimdi ben hala programın başında bu arada Pembe'ye teşekkür ediyorum. Teşekkür edemeden stüdyoya döndük. Tekrar döneceğiz ondaki bilgileri almak için. Programın başında Ercan Bey'in ben gitmek istiyorum bugün 5'e kadar zamanım var diye seslenmesinin nedenini anlayamadım. Biri mi aradı babanı acaba? Birinden mi korktu? Biri mi aramıştır olabilir. Korkmuştur birinden. Hatta Ercan Bey gerçekten anlamadım ben. Sen bugün birdenbire neden gitmeye kalktın? Biri arayı tehdit etti. Ben işe de gidiyorum. Geçen gün çok hasta oldum ben. Pazar günü. Çok tamam. Buradan doktora götürelim sizi Ercan Bey. Sabahleyin çok neşeliydin. Sabah çok neşeliydin. Çok da güzel sohbet ettin. Hocam ilaçlardan duruyorum hocam. Ne yalan söyleyeceğim. Geçmiş olsun. Canım sıkıldı hocam. Çocuklar burada okuyor. Öğretmenler telefon ediyor. Sorabilirsiniz. Ondan çocukların canım çok okula sıkılıyor. Gitmesini biz inanın ki sizden daha da çok istiyoruz aslında ama onu düzene koyacağım. Sorun buysa hiç merak etmeyin. Başka bir şey varsa bir telefon. Anlama açık olduğunu belirli olsun. Lütfen saklamayın anlatın. Ercan Bey'in aslında burada hep söylediği seni bir tehdit edin. Bir şey varsa onu bir saklamayın. Kendimi aklıma için çıktım ama Kadriye'nin bulunmasıyla ilgili hiçbir söylemde bulunmuyor farkındaysanız. Yani kendini sürekli aklamak için buradasınız gibi aslında düşündürüyor. Yani izleyenler de muhtemelen bunu düşünüyorlar. Sen Kadir'i aramak için bir şüphe vermiyorsun. Kendini aklamak şüphesi uyandırıyorsun burada. Hayır öyle şey yapmam. Funda Hanım bir şey soracağım. Biz burada hiç kimseyi yani yayına katılan şey konuklarımızda, telefonla bağlananlarda, konuk ettiklerimizde kimseyi suçlamak, suçlamak, zan altında bırakmak gibi bir şey değil niyetimiz ama kayıp biri var ve öldü mü, hayatta mı bilmiyoruz. Her ihtimal değerlendiriyoruz. Kesinlikle. Bilinen ve bütün bu süreçte bu kadar bu konu üzerinde konuşulurken, savcılık soruşturmasını yürütürken, kişilerin ifadesi alınırken, kişiler bir şey biliyorsa ve saklıyorsa bu bilgiyi, bu kişilerde aile ise, kayıp kişinin ailesi ise, yakınları ise, tanıyanları ise nasıl bir duruma düşerler? Onlar açısından bu bir suç teşkil ediyor mu? Kesinlikle onlar açısından da bu bir suç. Yardım ve yataklık suçudur bir kere. Bilgiyi gizlemek, sonuç itibariyle ceza kanunu çok açık ve net şunu söylüyor. Bir suçu görüyorsanız ve bunu tanık olmuşsanız, biliyorsanız bunu muhakkak savcılıklara bildirmekle yükümlüyüz. Bu herkes için geçerli. Yani bunu saklamak bir suç. Ben bu anlamda ailenin bir şeylerden korktuğunu da açıkçası, çekindiğini daha doğrusu düşünmeye başladım. Çünkü çok tedirginler. Tedirginlik hissediyorum. Evet, onu hissediyorum. Ama şunu söylemek istiyorum aileye. Eğer bir şey biliyorsanız lütfen bunu gizlemeyin. Bu bir şekilde ortaya çıkacaktır. Daha sonra kolluk kuvveti, savcılık kanalıyla İnce Ertuğrul ve ekibi tarafından bu ortaya çıktığında bu suç sizin için biraz daha genişleyecektir. O yüzden lütfen her bildiğinizi anlatın. Kolluğa evet. Da yardımcı olun. Bildiğim bize şey de yardımcı olun. Anlatan sonra suçlu bir tehdit alıyorsanız lütfen korkmayın. Ben çocuğumun bulunması korkma. İçin ben burada tamam. Elimin geleni yapacağım. Tamam o zaman kaldı. O zaman. Ama Ercan Bey hiç de elinden geleni yapmadın. Burada bak. Ben yine saat 5'i kadar hocam. Bak, 5'i kadar gideceğim değilsem yine ben suçlu mu yere mi düştüm burada? Ben tanığım. Aslı Hanım tanık, Funda Hanım tanık, İnce Hanım en çok tanık. Bütün bilgileri tam şeffaf olarak ortaya koymadın. Evet. Sorduğumuz sorulara cevap vermedin. Hocam ben 5'i kadar bir telefon İzmir'e, et falan dedim. Bir şey mi dedim ya? Bastırma. Bu da ben suçlu yere mi düş yapıyorsun hemen? Ama biz senin kızını arıyoruz. Ercan Bey senin kızını biz arıyoruz. Sorularımıza doğru cevap vermiyorsun. Bildiklerini engelliyorsun. Hocam saklıyorsun. Ben İzmir'e gitmedim diyorsun. İzmir'e gitmişsin. Kızımı aramadım diyorsunuz. Aramışsın kızını. Ama aramak öyle değildir. Polise gittin mi İzmir'de? Savcıya gittin mi? Evet. Jandarmaya gittin mi? Evet. 13'ün kadar Şubat 13'ün kadar ben jandarmadaydım. Hayır İzmir'de. İzmir jandarmasına gittin mi? Hayır gitmedim. Nerede arıyorsun? İstihbarat yapıyorum. Gezip geliyorsun İzmir'de. Jandarma her dağda bilgi verdi savcı. Hepsi her dağda. Ercan Bey kızın bulunursa evet. Sana bir şey olacak ya mı çekiniyorsun? Hayır. Keşke bulunsa. Osman ben bundan çıktım ben bu programa.
Keşke bulunsa biz de bulsun. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha önce her ikisi de akrabalarının İzmir'de olduğunu hatırladılar. Daha sonra. Evet. O cadde üzerinde mi oturuyorlar ya da Bakkal Mehmet'in acaba orada bir akrabası var mı? Çünkü ekip arkadaşımız da orada arama yapıyor. Kadriye orada görüldüğü söyleniyor. 3 gün önce siz de İzmir'de aramışsınız. Orada tanıdığınız, yaşayan, ikamet eden biri var mı? Kadir'in o aradığın yerlerde tanıdığın, yaşayan bir insan var mı? Yok, orada tanıdığım hiç kimse yok. Akrabalarınız orada oturuyor. Evet. Buca'da oturuyor demiştiniz dün. O bir de dönerci var Basmani'de. Yani ona ben kızım kayboldu demedim. Nasıl? O dönerci var orada. O, evet. Evet. Kızım kayıp dememiş. Evet, fotoğrafım, resmen tanımaz beni de televizyon açarsa... Tabii. Oradan tanıyabilir. Yani öyle resmen tanımaz. Bir telefonumuz var. Hemen o telefonu alalım. Sonra tekrar devam edelim. Alo, buyurun. Merhabalar, hoş Alo. Geldiniz. Ahmet Bey, merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Buyurun, anlatacaklarınızı dinliyorum. Ya ben kendim şu anda ben otelde çalışıyorum. Evet. Ben Tepecik araştırmada görüşte ben tedavi oluyorum yani. Ben bu kızı 5 gün önce girdim yani. Bir dakika. Tepecik Araştırma Hastanesi'nde geçmiş olsun diyelim size. Ha, ben kendim yani ben orada gidip tedavi giriyorum. Her hafta oradayım çünkü. Ben orada inerken 5 gün önce bu doğum evin karşısına baktım. O bir sarı kızla bir de kilolu kadın yanında vardı. Yani İki kadınla birlikte gördünüz. 5 gün önce tabii. Sarışın bir hanım. Ya bir de üçüncüyü de tarif edin. O biraz kilolu yani. Böyle biraz daha kilolu. Ama %100 oydu. Emin misiniz? Eminim ben. %100 oydu yani. Bu çok önemli bilgi. Hemen arkadaşımızı oraya yönlendirelim. Tepecik Araştırma Hastanesi dediniz değil mi? Tabii, evet, ben kendim göğüste yani. Zaten bu hastaneler yan yana yani. Tepecik Araştırma doğumları bile göğüs buna yan yanları var zaten. Yani. Ben her haftada gidiyorum. Ben hatta yarın yine gideceğim. Çünkü biraz... ben sürekli gidiyorum. Artık bile ben burada başmada bizim otel var. Ben otelde yani ben şimdi şu anda bu işi çok sıkı aldım. Yalnız evet. Erzan Bey de ben bunlar 2 ay önce ben tren garına girdim yani. Bir dakika, çünkü siz de tren garında gördünüz. Evet, yol üzeriydi zaten o tren garı benim evim yol üzeriydi yani. Tren garı evinizin yolu üzerinde, Ercan Bey'i de orada gördünüz 2 ay önce. Evet. Emin misiniz? Bu ben, çok önemli. Evet, eminim ben kapilerden. Şimdi kapilerden bak. 2 ay önce sen tren garına gördüm. O çorapçı cami var Basmane'de. Evet. Ben zaten bizim otelde zaten Basmane'de yani. Orada peki evet. Hastanede gördüğünüzde dikkatinizi çeken şey neydi? Yanındakileri biraz daha tarif eder misiniz Kadri olduğunuz için? Yanındaki bak şimdi evet. Şu anda yanımda kendim rahatsızım. O zaten dün ben tez adresli programı açtım. O sarışın bir kız konuşuyor ya. Evet. O ona çok benziyordu yani. Çok Sabriye Hanım'a yani. Çok benziyor. Aa. Sabriye evet, Hanım'a evet, çok evet. Benzeyen birini gördünüz yanınızda. Şu an televizyonda görüntü. Görüyor musunuz şu an televizyonu? Ben şimdi şu anda televizyonu açmış size bakıyorum yani. Tamam. Bu hanıma mı benziyordu? Aynen, çok buna benziyor değil. Çok yani benziyor. Yani %100 ben ona benzetiyorum açık öğrenci. Peki diğeri nasıldı? Diğerini de tarif edin. Diğeri biraz kiloluydu. Normal evet. Kısa boyluydu yani. Kısa boyluydu. Peki Kadriye'nin evet. Görüntüsü nasıldı? Kadriye görüntüsü ben şimdi ince anlatayım. %100 o Kadriye oydu. Biraz sanki biraz kilo almıştı yani. Kilo almış. Hamile gibi miydi ya da yeni doğum vallahi yapmış gibi miydi? Ben, tam bakmadım. Şimdi de kendim bazılarında rahatsızım. Hemen evet. İndim. Evet. Hastaneye geçtim. O şimdi ben bu zaten bunun ben 5-6 gün ya bu yüzden bu televizyonu ben açıyorum açık söyleyeyim. Evet. Adam bizim burada çalışan bayanlar da var. Ona diyeyim ben dikkat edin. Bu onları da uyardınız. O zaman biz vereyim. O Tepecik Araştırma Hastanesi civarında olanlardan, orada çalışanlardan da yardım bekliyoruz. Bildiklerini bize aktarsınlar. Pembe'yi yani. De hemen oraya gönderelim. Pembe duyabiliyor mu bizi bilemiyorum ya, ama Pembe hemen Tepecik Araştırma Hastanesi'nin olduğu kısma doğru lütfen olduğun yerden devam et. Orada bağlanalım sana. Orada görenler olmuş mu Kadriye'yi? Pembe duyuyor musun? Şimdi senden o bulunduğun yeri terk evet, etmeni isteyeceğim. Duyuyorum. Hemen Tepecik Araştırma Hastanesi'nin olduğu noktaya doğru hareket edersen Pembe o civardakilere sor lütfen elindeki fotoğraflarla beraber Kadriye'yi orada görmüşler mi diye sana tekrar bağlanacağız. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ya, ben, o kalama.
Manitolu iyi yayınlar. Hadi siz görüşürüz. De Manitolu arada ne dediniz anlamadım. Bana selam size mi selamsın? Nasıl anladınız hemen ben? Tamam Kahraman Bey tamam. Aleyküm selam diyor. Teşekkür edin kendiniz. Ahmetciğim çok çok sağ ol. Sen de bize yardımcı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. İzmir'e gittiğinizde sizi dinlemiş herhalde bir panelinizde. Bize yardımcı ol. Bildiklerini arkadaşımızdan paylaş. Yine o civarda görenler varsa, hastanede de eğer gören varsa mutlaka bize yardımcı olun. Çok sağ olun. 0212-284-6060. Necati ne söyleyecektin? Hasta dedim bu. O Ahmet Bey'e söyleyecektim ben ya. Sarışın mı? Sarı saçlıymış. Hatta beni dün bir tane fotoğraf geldi. Sabri Hanım'a çok benziyor diye. Hatta geldi ben bunu Gökay abi akşam yollamıştım. Bakalım Kadriye orada mı? Şimdi pembe o noktaya doğru devam ediyor. Orada aramaya İnşallah devam edeceğiz Kadriye'yi. İnşallah ulaşacağız. Necla dün soramadım o soruyu da şimdi çok da az zaman var ama sormak istiyorum. Mesut Bey dedi ki köyde birkaç kişinin telefonunda daha Kadriye'nin numarası Necati diye kayıtlı. 5 kişinin daha telefonunda. Kadriye başka kimlerle görüşüyor? Arkadaşlarıyla görüşüyor İncan. Kız arkadaşlarıyla. Ben de genelde... Erkeklerden ve yetişkin birkaç kişiden bahsetti. Onları tanımıyorum. Hiç başka telefon konuşmasına şahit oldun mu? Hayır. Sadece sürekli Mehmet amcayla konuşurdu. Necati sen? Bir dakika onu Kadir'in arkadaşı anı neydi? Onun adı aklım gelmedi. Ne? Melike. Melike değil değil. Mukadder var. Hep kız arkadaşı. Başka biriyle konuşurken yanından kaçıp saklanıp görüştüğü kimseler var mıydı? Hayır, sadece Mehmet amcayla konuşuyordu. Sen fark etmedin. Hayır. Sadece bunu fark ettin ama orada farklı kişiler var. Şimdi o isimleri de arkadaşlarım çalışıyor. O yüzden açıklamak istemiyoruz ama onunla ilgili de arkadaşlarım araştırmalarına devam ediyorlar. Küçük bir ara vereceğiz. Ardından Kadriye konusundaki gelişmeler ve diğer konuklar da buradayız sevgili seyirciler. Kadriye öldü mü? Yoksa yaşıyor mu? 17 yaşındaki Kadriye yaşıyorsa son görüldüğü yer olan İzmir'de Kadriye'yi arıyoruz. Ofise gidip televizyona baktığımda tekrardan dedim meğerse oymuş. Canlı yayınla birazdan kaybolan çiçekler. Kadriye hayatta mı? Başına bir şey mi geldi? Bir şeyler mi saklanmaya çalışılıyor? Bu sorunun cevabını bulana kadar programa devam edeceğiz. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz sevgili seyirciler. Çünkü genç bir kızın kaybolduğu gün aynı saatlerde en son telefonda 3 kez görüştüğü 63 yaşındaki bakkal canına kıydı. Arkada bir şantaj var bu apaçık ortada. Bunu yapanlar kimler? Bir şeyler mi saklanmaya çalışılıyor? Kadriye bir yere mi kaçırıldı? Bir şeyler bildiği için onun üstü mü örtülmeye çalışılıyor? Bir şeylere mi zorlanıyor? Hepsini sizlerin desteğiyle, yardımlarıyla çözeceğiz, çözüme kavuşturacağız. 0212-284-6060 telefon numaramız. WhatsApp ihbar hattımızda 0530-0505-155. Görüntüleri de buradan bize ulaştırabilirsiniz. Şimdi pek çok telefon var Kadriye'nin İzmir'de görüldüğüne dair. Başka telefonlar da var, farklı bilgiler de aktarıyor sevgili seyircilerimiz. Arkadaşlarım titizlikle çalışıyorlar. Necati senin isminle kaydetmiş ya Bakkal Mehmetli Kadriye'nin telefonu. Niye Necati de başka? Şüphelenmesinler diye. Başka tanıdıkları yok mu bu adamın? Köyün bakkalı 63 yaşında bir adam. Seninle yazmıştır. Arkadaşlık edecek yaşı çoktan geçmiş. Şüphe çekmesin. Şüphe çekmesin diye benim adım yazmıştır o. Şüphe çekmesin diye diyor. Şüphe çekmesin. Necati bilsinler diye. Bir telefonumuz var hemen o telefonu alalım. Merhabalar. Merhaba. Alo. Buyurun hoş geldiniz programımıza Asuman Hanım. Hoş bulduk iyi yayınlar. Çok teşekkürler Asuman Hanım. Buyurun neler aktaracaksınız bize? Ben bu rezaletin artık son bulmasını istiyorum. Yani biz de Kadriye'yi bulmak istiyoruz aslında. Bütün çabamız bunun için. Kadriye'yi evet. Hiçbir yerde bulamazsınız çünkü Kadriye öldürüldü. Allah'ım. Bir dakika. Kadriye öldürüldü. Asuman'ım. Bu gelen telefonların hepsi yalan. Gördük diyenlerin hepsi yalan söylüyor. Neden görüldüğü yerlerde kamera görüntüleri yok? Asuman Hanım nasıl bu kadar emin konuşursunuz? Yani çok ciddi bir şey söylüyorsunuz şu anda. Bakın İnci Hanım, bakın sözümü kesmeyin ben bir konuşayım. Dinliyorum buyurun. Bakın sizden bu programda bir aydır kaç tane çocuk bulundu? 16 olduk bugün galiba. Evet. Neden Kadriye bulunamıyor? Bulmak için uğraşıyoruz ama ne yazık ki aileyi konuşturamıyorum. İnsanlar kaçıyor. Evet, çünkü konuyu saptırmaya çalışıyorlar. Kadriye öldü. Tepecik'te gördük, Basmane'de gördük, bilmem nerede gördük deyip hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Asuman kim yapıyor bunu? Aslında.
Kim yapıyor bunu sizce? Kim hedef saptırmaya bunu çalışıyor? Bunu kim yapıyor? Bunu Mesut Mocu yapıyor. Serkan Lir yapıyor. Şakir Mocu yapıyor. Şaban Mocu yapıyor. Asun Hanım, o kadar ciddi şeyler söylüyorsunuz ki şu bakın, anda. Bakın çok ciddi şeyler söylüyorum. Evet. Artık bu rezalet yeter yani. Bunu söylemek istiyorum. Bu Şakir Mocu, Mesut Mocu'nun abisi ve genel meclis üyesi. Olabilir, evet. Evet. Şaban Mocu da Mesut Mocu'nun kardeşi ve evet, köyümüzün muhtarı. Evet. Bu konuyla ne ilgileri var? Bu konuyla çok ilgileri var. Bunlar rüşvet, yalan. Bakın suçlama tehditle yapmadan anlatın. Çünkü bunlar şu anda bu yayınınız bir ihbar niteliği de taşıyor aynı zamanda. İhbar niteliği taşısın taşımasın. Vallahi umurumda bile değil. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Benim adım Aslan Soydanoğlu. Evet. Kurumlu köyünde yaşıyorum. Erdoğan Soydanoğlu'nun kızıyım. Yalnız yaşıyorum. Kardeşlerim var. Kimseden de korkum yok. Eğer bu programdan sonra benim başıma bir şey gelecek olursa Allah bu aile sorumlu. Bunu burada söylüyorum. Allah korusun ama bütün bu şüphelerinizi muhtemelen zaten savcılık makamınca çağrılacaksınız ama kendinizden tamam, de gidip bir tanıklık yapabilirsiniz. Bunların şimdi konulara girmeyelim. Rüşvetleri de var. Bunlara girmeyelim. Bizim konumuz Kadriye. Siz diyorsunuz tamam, ki Kadriye, öldürüldü ve bu... Evet anlatın lütfen. Bu Kadriye'yi siz Aydın'da, Gelmencik'te bilmem nerede arayarak kesinlikle bulamazsınız. Çünkü o kız öldürüldü. Hedef şaşırtmak için bunların tanıdığı dostu çok. O gördük diyen insanları da araştırın lütfen. Kesinlikle bu Mocu ailesinin ya akrabasıdır, ya arkadaşıdır, ya da rüşvetle arıyorlardır orayı. Peki öldürüldüğünü nasıl düşünüyorsunuz ve bu olmuşsa Allah korusun şimdi anne o buradayken. Bu kız öldürüldü. Ya mezarın içinde ya da bir yere gömdüler, attılar, kaybettiler ortaya yerden. O çocuğu öldürdüler diyorsunuz. Niçin o çocuk bir şey öldü. Benim tahminlerim bu. Bütün köy bunu tahmin ediyor. Dediğim gibi bu Mocu ailesinden herkes çekilir. Başına kötü şey geleceğini düşünür. Bakın, tehdit edileceklerini düşünürler. Öldürüleceğini düşünürler. O yüzden konuşamazlar. Köyümüzün bir dakika. O yüzden Asım, bu erkeklerin hiçbirisi arayıp da hiçbir bilgi sunmuyorlar. Neden sunmuyorlar? İfadelerinize dikkat edin. Ben seyircilerimizden özür diliyorum ama çok ciddi iddialarınız var. Ben de çok özür diliyorum. Şu an çok sinirliyim. Gerçekler çok ortaya sinirliyim. Çıksın diyorsunuz. O Ercan Bey bugün aradan gitmesinin sebebi de kesin diğer çocuklarıyla ilgili tehdit aldı. Onun o yüzden geri çekilmek istiyorlar. Aile diğer çocuklarla ilgili tehdit ediliyor. Asuman Hanım o kadar ciddi şeyler söylüyorsunuz ki hakkında iddiada bulunduğunuz kişiler cevap haklarını kullanabilirler. Bunlar sizin iddialarınız bakın, bunu söyleyelim. Savcılık makamı kullansınlar. Bu çocuğun Kadriye'nin başkaları tarafından da istismara uğradığını iddia ediyorsunuz. Bu da çok büyük bir iddia ve korkunç bir şey. Bütün bunların araştırılması lazım. Bildikleriniz çok önemli. Savcılığa intikal etmesine fayda var. Asuman Hanım. Avukatımız bundan Sadık Ahmet Alp'i de dinleyin lütfen. Onu söyleyeyim. Evet. Sizden ricam bu bildiklerinizi evet bize aktardınız ama şu an devam eden bir soruşturma var Kadriye ile ilgili savcılıkta. Lütfen gidin ve bilgi sahibi tanık sıfatıyla ifade verin. Bilgi sahibi köyde, bakın bilgi sahibi ben gözümle görmüş değilim. Bu köyde söylentiler var ama hiç kimsenin buraya çıkıp da söyleme cesareti yok. Aslında çoğu kişi her şey biliyor. Ben savcılığa da giderim. Evet. Niye kaçıyorlar? İfademi de veririm. Hiç kimseden korkum yok. Benim evim belli, yurdum belli, adım sanım belli. Allah korusun böyle bir yaşanmasın. Hiç kimseden korkum yok. Allah'tan başka bir bakın bizim burada bir söz vardır. Evet. Yorganda da ölüm, urganda da ölüm. Allah'a hepimiz hesap vereceğiz. Ama bu çocuğu kullanıp da bir paçavra gibi bir kenara gömemezler. Allah korusun böyle bir şey. Bakın zaten çıkış noktamız. Böyle bir şey yok. Kadriye konusunda bizim hep söylediğimiz şey şu.
Aileyle de zaman zaman karşı karşıya kaldığımız nokta şu. Kayıp çocuklarını arayan zaten acılı bir aileyi bazen üstüne çok gidiyoruz gibi geliniyor ama bu programda yapmak istediğimiz şey şu. Çocuklar hepimizin korumasına muhtaçlar. Onları her tür tehlikeden koruyup kollamak önce anne baba sonra bütün yetişkinlerin görevidir. Ve ne yazık ki burada çok ciddi bir cinsel istismar iddiası var. Bununla ilgili çok sayıda telefon var, bulgular da var. İşte o suskun kalanlar da bu suça ortak ve başka çocukların da canı yanmasın diye biz burada uyarıcı etki yapsın diye bu konuyu bir taraftan konuşuyoruz. Hikayenin en masum kişisi Kadriye. Çünkü Kadriye 12 yaşında bir çocuktu. İnsanlar bunu unutarak sonra ne yaşattılarsa yaşattılar Kadriye'ye. Ve şimdi siz onun öldürülmüş olabileceğini iddia ediyorsunuz Kahraman Bey. Asuman Hanım, efendim? Yayınımızı uzun zamandır izliyorsunuz. İzliyorum. İddialarınız gerçekten çok ciddi ve de çok düşündürücü. Niçin? Düşündürücü benim ifademi alsın bir savcılık ya lütfen ya. Tamam, peki niçin bu kadar geç kaldınız? Biz bir aydır hatta Kadriye'nin yaşadığına inanmaya başladık. İzmir'den telefonlar geliyor, hastanede görünüyor, yolda görünüyor. Niçin bu kadar geç bağlandınız? Geç bağlanmadım. O programı ilk arayan kişi benim. İlk arayan kişi benim o programı. Bu köyden ilk arayan kişi benim. İsmini vermedim sadece. Daha öncesinde de bağlanmıştınız. Bütün komşularım beni tanımış. Belki o aile de beni tanıdı. Hiç de umurumda değil. Daha önce de bağlandınız o zaman. İsminizi ben bilmediğim için ses hatırlıyor olabilirim ama. Kadriye ile ilgili artık bütün bunlar... bağlanan kişi benim. Tamam. Kadriye ile ilgili telefonla ilk bağlanan kişi benim. Tamam. Peki. Ama diyorsunuz ki, şimdi diyorsunuz ki bütün bunlar bir oyun. Artık sizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar. Yanlış Kadriye'nin yaşadığına size inandırmaya çalışıyorlar. Aslında o öldürüldü diyorsunuz. Şimdi bu konuda ciddi bir çalışma yapılmasını istiyorsunuz. Bildiklerinizi paylaşın. Aynen bu konuda... Bu konuda araştırılmasını istiyorum. Lütfen yaşıyor umudunu artık bırakın yani. Bakın bu Basmane'de, Tepecik'te, Germencik'te, Aydın'da hiç kamera yok mu? Bunlar oyalama diyorsunuz. Neden kamera görüntüsü yok bu çocuğun? Bir kere zaten mantık olarak hepiniz düşünürseniz ben bir aydır aranıyorsam eğer 3 günde 5 günde bir sokağa çıkmam kardeşim. Bu kız neye çıksın? Şimdi bütün bunlar değerlendirilecek. Biz yaşadığına inanmak istediğimiz için de bir çocuğa ölümü ya yakıştıramadığımız için bütün bu ihbarları işte değerlendiriyoruz şey ve peşine gidiyoruz. Ama bu söylediğiniz tabii ki çok önemli şey. Necati ben hanımefendi bir şey söyleyecektim. Söyle. Bu kimle duydunuz bunu hanımefendi? Kim söyledi? Bak ablacığım bak. Bütün köy bunları konuşuyor Necati. Senin kulağına gelmemiş olabilir ama. Tamam abla daha önce niye söylemiyorsunuz bunu? Nasıl söylemediniz? İlk arayan benim. Daha önce de söylüyor bu kadar detaylı olarak. İlk arayan benim diyor. Bak bu kadar detaya girmedin. Evet. Ama bu keşke girseydin ama ya. İstemedim. Ama karşı taraf çok ileri gidiyor. Asuman Bey nedir özür dilerim Asuman Hanım özür dilerim o kadar kafam karıştı ki. Evet. Nedir ileri gidilen şey? Nedir asıl saklanmaya çalışılan? Bakın, niye insanlar bu kadar şey engelleniyor, bastırılıyor? Nedir saklanılan şeyler? Bakın bu Mocu ailesiyle uğraşmak cesaret ister. Şimdi, bunu size söylüyorum yani. Yine söylüyorum. Bakın bunlar sizin iddianız. Biz kimseyi suçlamak için yayın yapmıyoruz. Bağlanıp cevap haklarını kullansın aile. Neden böyle söylediğinizi açıklayın lütfen. Çünkü bunlar ağzı güzel laf yapıyor. Tanıdıkları bildikleri çok. Siyasetçiler. Etrafında çok böyle rütbeli insanlarla görüşmeleri çok güzel. El altından çok güzel işler yapıyorlar. Asuman Hanım şimdi siyaset başka ilişkiler başka şeyler. Bizim konumuz onlar değil ama siz çok ciddi bir şey söylüyorsunuz. 17 yaşındaki bir genç kızın öldürülmüş olabileceğini iddia ediyorsunuz. Bu bambaşka bir konu. Hı hı. Yani bu korkunç yani bir şey. Yani benim düşüncem bu iş böyle Germencik'te, Tepecik'te aramakla bu kız bulunmaz. Bu konu saptırmaktan başka bir şey değil. Saptırmaktan başka bir şey diyorsunuz. Benim şu an söylediğim her şey bütün köylü onaylıyordur. Ekran başında onaylıyordur. Ama arayıp da cesaretleri yok söyleyemezler. Umarım sizin kadar cesur olur herkese bildiklerini açıklar. Söz konusu bütün çocukların gelecek. Benim söylediğimi bütün köy aslında katılıyordur. Ekran başında herkes seyrediyor çünkü. Kesinlikle katılıyordur. Ama arayıp da bunu bu şekilde deşifre etmeye kimsenin cesareti yok. Bir şey söyleyecektin Necati hemen.
mezarlıkta Efekat'la öldürdükten sonra dedi, bir daha yayın çıkmadı. Evet, o, ben onun konuşturulmasını istiyorum. Evet, o yayınımızda canlı istiyorum. Yayınımızda mezarcı Tevfik diye bilinen Tevfik üçünden biri biliyor bu şekilde bir ifade kullanmıştı Kadriye. Ölmezden önce diye bir ifade kullandı. Üstüne gittik ve canlı yayını terk etti. Şimdi Necati onu hatırlıyor. Bu arada arkadaşlar Murat eski Fırınlı Köyü'ne gidiyordu. Oraya gitti mi bilmiyorum ama Pembe'yi de biz o tarafa yönlendirelim. Arkadaşlarım artık bu çok ciddi bir ihbar. Açık açık Asuman Hanım ismini de vererek söylüyor. Savcılığa da gidecek. Bilgileri de paylaşacak. Orada bu çalışmalara başlayalım lütfen. Buyurun Asuman Hanım. Bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Buradaki muhabirinizi de değiştirin. Niçin? Çünkü buradaki muhabiriniz bu aileye karşı zayıf düşüyor. Böyle demeyelim. Herkese tarafsız yaklaşmaları gerektiği için arkadaşlarım tarafsız o dengeyi koruyorlardır. Gerekiyor. O dengeyi koruyorlardır. Bu karşı tarafın bu bakın, yemekleri çıkarılıyorlar, bir şeyler yapılıyorlar. Şöyle söyleyelim. Arkadaşlarım, daha cesaretli bir insan gönderin buraya lütfen. Arkadaşlarım çalışmalarını yürütürken biz de yayında kimseye ne suçlu ne zanlı muamelesi yaparız. Biz sadece bilgi almak için herkesle konuşuruz. Muhabir arkadaşım da bu nedenle tabii ki düşüncenizi aktarabilirsiniz. Saygı duyuyorum. Ben açıklama gereği hissettim. Hepsi görevinin başında titizlikle çalışıyorlar canla başla. Ama herkesle aynı şekilde iletişim kurmaları gerekir. Çünkü herkes bizim için çok değerli ve asla suçlu olarak da bakmıyoruz bir şey kesinleşene kadar. Asuman Hanım bir şey soracaktım. Peki siz Moca ailesinden bahsettiniz. Sizin kendileriyle kişisel bir husumetiniz ya da bir sorununuz oldu mu? Hiçbir husumetim yok. Ben 32 yaşındayım ve bu köy, doğduğumdan beri bu köydeyim. Hı hı. Hatta onların bir Şaban Hoca'nın kızı vardır. Benim yaşıtımdır, arkadaşımdır. Arkadaşım olması hiç önemli değil. Kesinlikle şey. Telefonda bir sıkıntım var. Duyabiliyor musunuz Asuman Hanım? Duyuyorum ben sizi. Asuman Hanım şu anda herhalde yapmanız gereken en doğru şey savcılığa gitmek değil mi Funda Hanım? Kesinlikle. Çok ciddi iddialar var ve ben yine tekrarlıyorum. Ben Mucu ailesinden bahsi geçen isimlerden de canlı yayına bağlanıp cevap haklarını kullanmalarını istiyorum. Çok ciddi suçlamalar var hakkınızda ama biz burada kimseyi suçluyor ya da suçlu ilan ediyor değiliz. O yargının işidir. Soruşturma yürüten savcılık makamının işidir. Ama bir an önce herhalde o makama gitmeniz sizin açınızdan da faydalı olacaktır. Kesinlikle. Funda Hanım siz... İşte bak ben burada söylüyorum zaten savcılığa gitmem gerekiyor. Da giderim. Tamam. Bu siz Funda Hanım'ı... Eğer benim başıma kötü bir şey gelirse bu aile sorumludur. Benim Allah korusun kimseyi işaret etmeyelim burada ama Funda Hanım'ı dinleyin bir iki cümleyle size ne yapmanız gerektiğini söylesin. Tamam söyleyeyim. Yani emniyet güçlerine de ulaşabilirsiniz bu konuyla ilgili. Zaten tamam, yayınımızı takip ediyorlardır. Onlar da sizi yönlendirebilir. Evet. Ayrıca savcılığa gidip bu konuyla ilgili duyumlarınızdan bahsedebilirsiniz. Tamam. Bildiklerinizi anlatabilirsiniz. Kadriye'yi bulmamızda şimdi, yardımcı olursunuz. Evet. Asuman Hanım son bir şey sormak istiyorum. Peki hani bu iddianız öldürüldü diyorsunuz ya. Nerelerde olabilir Kadriye? Nerede bu olay olmuş olabilir? Bununla ilgili bir tahmininiz var. Mezarın altında. Mezarın altında. Ya da başka bir yere attılar kızı. Bilmiyorum yani. Ne şekilde peki. İnha ettiklerinden. Eski kuyulardan bahsediliyor. Murat da oralara gitti. Köyde bazı eski kuyular olduğundan eski Fırınlı'da. O kuyulara bakın zaten. Kesinlikle bakılması gerekiyor. Bir de o mezarın kesinlikle açtırılması gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Valla içecek bir şeyim yok. Söyleyeceğim bu kadar. Kimseden çok teşekkür ederim. Yok. Cesaretiniz için kutluyoruz. Açık açık bildikleriniz. Yeter artık bu kadar saptırmasınlar yani rezalet. Sağ olunuz Asuman Hanım. İyi günler diliyorum size. Kadriye öldürüldü iddiasını söyledi şimdi Asuman Hanım. Konu bambaşka bir yere geldi. Biz çünkü Kadriye'nin yaşadığına inanmak istediğimiz için bütün ihbarları değerlendiriyoruz. Umarım ki Asuman Hanım yanılıyordur. Umarım ki böyle bir şey yoktur. Kadriye hayattadır ama ben... bu telefondan sonra sizin de duygularınızı merak ediyorum. Şöyle bir şey var canım. Yanıltmacı gibi geldi bana. Çünkü herkes Kadriye'yi darar, çember daralıyor. Kadriye'yi gördük deyince birdenbire nasıl öldü. Mezarın altında diye çıkıyor. Şimdi hemen Fırınlı'ya, eski Fırınlı'ya dönelim. Murat Sönmez, muhabir arkadaşım orada. Murat, eski Fırınlı'dasın. Orada bir takım kuyulardan bahsediliyordu. Şimdi yayına bağlanan Asuman Hanım'ın söylediklerini sanıyorum sen de duydun. Çok ciddi bir iddiası var. Ve o bölgede olabileceğinden bahsediyor. Kadriye'nin öldürülmüş olduğundan bahsediyor.
Evet İnce Ertuğrul, eski Frunlu'dayız. Tabii ki biz öncelikle Kadri'nin yaşadığına inanmak istiyoruz ama gelen iddialar var öldüğüne yönelik ve eski Frunlu'da su kuyularına bakılmasına yönelik. Bizler de şu anda eski Frunlu'dayız. Ben isterseniz öncelikle köy hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum. Evet, şu anda gördüğümüz alan eski Frunlu'nun meydanı. Meydan hemen şu gördüğümüz yol aşağıya doğru 700 metre sonra Bakkal Mehmet'in canına kıydığı noktaya gidiyor. Yine gördüğümüz gibi yıkılmış evler var. 1972 yılında bu köy terk edilmiş. Elektrik gelmediği için aşağıya doğru taşınmış tabii. Hemen yine yukarı kısmında köy okulunu görmek mümkün. Köy okulu var. Yine metruk binalar var. Yine bu tarafa doğru baktığımız zaman da köy meydanını görmekteyiz. Yavaş yavaş ben aşağı doğru ineceğim. Çünkü aşağıda su kuyuları var. Evet. Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Yine su biraz kuyularını... önce Mehmet Bil'in cesedinin bulduğu noktaya ne kadar mesafede dedin? Orayı tam duyamadım ben mi? Yakın bir yer mi? Yaklaşık 700-750 metre uzaklıkta. Çok bulunduğumuz yakın. Bulunduğumuz alan ile Bakkal evet. Mehmet'in canına kıydığı nokta 700-750 metre uzaklıkta. 750 metre yakın. Yani eski köyle o bahçe birbirine bitişik aslında. Devam edelim evet, yakın anlatmaya. Bir nokta aslında. Devam edelim anlatmaya. Evet hemen aşağıya doğru yavaş yavaş kameraman arkadaşımla beraber ineceğiz. Hemen yine burada şu hemen yan tarafında gördüğünüz bir bina eski muhtarlık binası. Evet. Ve yine gelen misafirlerin kaldığı konak. Aşağıya doğru iniyorum. Bu noktada tarihi bir camimiz var. Aslında köyümüz köyümüz tarihi bir köy. Güzel baktığımız bir zaman köy. Evet. Burada tarihi bir camimiz var. Evet. Şu gördüğümüz alanlar su kuyularının bulunduğu noktalar. Su burada kuyuları birkaç tane çok mu? Çok sayıda mı su kuyusu var? Çok sayıda su kuyusu var ama birçoğu doldurulmuş durumda ama onlarca belki 20'ye yakın su kuyusu şu anda kullanılıyor mu? Doldurulmamış içi su halde. İçinin de su var şu anda. Ben bunlardan birkaç tanesini birazdan sizlere göstereceğim. Hatta ölçmeye çalışacağım kaç metre olduğunu. Tamam. Hemen kameraman arkadaşlarından rica ediyorum. Şöyle. Bir de Murat bu bölge çok ayrıntılı olarak aranabilmiş mi olaydan sonra? Bu konuda bilgin ne? Burada jandarma bir arama gerçekleştirmiş. Tabii çok geniş bir alan, çok geniş bir arazi. Jandarmanın yapmış olduğu bir çalışma var bu noktalarda. Ama tabii dediğim gibi su kuyuları, içinde sular var. Hepsine bakılmış. Kadriye'nin buraya atılma ihtimali, bu noktada iddialar da var tabii. Ama jandarma burada bir araştırma gerçekleştirdi. Ama bir izi rastlayamadı. Evet. Ben hemen şurada bir tane su kuyusunu göstermek istiyorum sizlere. Siz de dikkatli şöyle, olun kamera da bu arada. Rica şu anda kapatılmış durumda. Evet. Kapatılmış durumda. Şöyle açtığımız zaman hemen görebiliriz. Bu kadar kolay da açılıyor. Açmak istiyorum. Burada bir su kuyusu. Dolu mu Murat? Biz buradan seçemiyoruz ama. Su dolu mu kuyu? Boru var. Demirle kapatılmış durumda ama içi de su var. Ben hemen ölçmek istiyorum bunu. Evet. Bir ip almak istiyorum hemen. Şöyle arkadaşlarımdan rica ediyorum. İçine bir taş da atarsan sesi de sana bir fikir verebilir derinliğiyle, doluluğuyla ilgili aslında Murat. Evet, içine bir taş atarsan. Dikkat et yalnız bir yandan mikrofon, bir yandan bu. Aynen, gerçekten Murat da pembe de günlerdir arazide yoğun biçimde çalışıyor. Kameraman arkadaşlarım da Baki ve Yavuz, onlara da kolay gelsin diyorum. Çok zor bir iş bu. Bayağı derin galiba. Evet. Derin Bercan Bey. O kuyu bayağı derin mi? O kuyu derin değil mi? Evet. Derin. 2 metrelik. 2 metrelik bir su kuyusu. Tabii dibi tamamıyla su dolu. 2 evet. metrelik bir su kuyusu. Üzeri gördüğünüz gibi demirle kapatılmış durumda. Zaten burası da içinde su var. Şimdi adım adım hepsi aranmadığı sürece böyle gizli kalan belki görülmemiş kuyular bile olabilir o bölgede. Tabii çok sayıda. Çok sayıda kuyu var. Jandarma ne kadar çok sayıda su kuyusu var. Hemen şöyle bir su kuyusuna daha geçmek istiyorum. Yine burada da gördüğümüz gibi üstü açık. Evet. Taşlarla örülmüş. Evet. Bir su kuyumuz daha var. Şöyle baktığımız zaman çok derin olmasa da yine yaklaşık 2 metrelik bir su kuyusu. Bir suyla kaplı. Evet. 2 metrelik bir su kuyusu. Yine burada var.
Dediğim gibi İnce Ertuğrul köyün arazisi içerisinde çok fazla su kuyusu var. Bunların bir kısmı kapatılmış durumda ama bir kısmı şu anda açık durumda. Açık olan birkaç tane su kuyusunu size göstermeye çalıştım. Şimdi... Yaklaşık 2-3 metre ama içi su dolu, kapatılmamış su kuyuları. Az önce gösterdiğim yerde zaten üzeri demirle kaplıydı. Burada açık pozisyonda bir su kuyusundan bahsedebiliyoruz. Bazı su kuyuları kapatılmış durumda. Bazıları görünmüyor, bazıları rahatça görünebildiği gibi bazıları ama, görünemiyor. Ama çok sayıda su kuyusu olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Bu alan içerisinde çok sayıda su kuyusu olduğunu söyleyebiliriz. Yine köy terk edilmiş. Çok. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir de burada bu sadece köy... şu anda iki tane ailemiz var. Çobanlık yapan iki ailemiz var. Bu aile dışında yaşayan kişi yok. O dönemde onların dikkatini çeken bir şey olmuştu. Onlarla görüşebildin mi? Tabii yaptığımız görüşmelerde onların dikkatini çeken herhangi bir şey olmamış ama tabii buraya çok sık insanlar gelip gidebiliyorlar buraya. Özellikle az önce yukarıda gösterdiğimiz okulun içi yine gelen giden insanların orada piknik yaptığı ya da oraya sığındığı noktalar diyebiliriz. Bir buluşma noktası gibi kullan. Bu nokta niye önemli? Evet, çünkü bir buluşma noktası olarak. Biraz önce söyledi Murat, diyor ki burası Bakkal Mehmet Liv'in cesedinin bulunduğu. Yani hani canına kıydığı denen yer var ya, 750 metrelik bir uzaklıkta. Çok yakın, çok yakın hemen dibinde diye anlatabiliriz bunu. Orada artık çok sayıda telefon var. Az önce yayına bağlanan Asuman Hanım açık açık dile getirdiği iddiasını ama kamera gerisinde de bunu paylaşan seyircilerimiz var. Kadriye'nin öldürülüp bu bölgede bir kuyu atılmış olabildiğine dair iddialar bunlar. Şimdi muhtemelen bu bölge tekrar titizlikle aranmak zorunda. Siz de orada çalışmalarınızı yürütün, yoğunlaştırın. Pembe de gelsin, o kişilerle tekrar konuşun Murat. Tekrar tekrar sorgulamak, araştırmak gerekecek. Çünkü görünen kuyular var, görünmeyenler de var. Bölgeyi iyi bilen birileri de bir yerlere saklamış olabilir. Ben yani inşallah Kadri hayattadır. İnşallah. Bu ihtimali aklıma getirmek bile istemiyorum ama hep programın başından beri söylediğim şey, sesini bir kere bile duymamış olmak beni endişelendiriyor, korkutuyor diye. O bölgede titiz bir çalışma yapmanız gerekecek Murat. Ercan Bey. Canım, biz oralarsa aradım ben senden. İnce Ertuğrul'a şunu aktarayım. Söyle. Çok titiz bir çalışma yürütüyoruz. Bu noktada da az önceki izleyicimizin iddialarına yönelik de şunu söylemek istiyorum. Biz burada ismi geçen herkesle, ismi zikredilen herkesle görüşmek, konuşmak, bir arada vakit geçirmek zorundayız. Evet. Bu Sabriye Hanım'la da böyle vakit geçiriyoruz. Mesut Bey'le de, Serkan Bey'le de, Ercan Bey'le de, Ergun Bey'le de, Tevfik Bey'le de ve jandarma ve savcılıkla da. Yine yapmış olduğumuz tüm görüşmelerimiz jandarma ve savcılıkla da paylaşılıyor. Bu noktada biz herkesle görüşmek zorundayız. Kaybolan Çiçekler ekibi olarak köy susuyor, aile susuyor, Bayındır susuyor ama Kaybolan Çiçekler ekibi susmayacak. Kesinlikle. Görüşmelerine devam edecektir. Ve bu görüşmeler sonucunda inşallah kadroyu ulaşacak. Murat, bu bizim görevimiz, sahada çalışanların görevi çok daha zor. Sıcağı sıcağına o kişilerle konuşuyorsunuz. Her anı takip etmek zorundasınız. Aradaki ilişkiler neler, arka tarafta neler yaşanıyor, bunları en ince noktasına kadar bilmek zorundasınız. Onların içinden süzüp bize aktarıyorsunuz bazı şeyleri. Çok emeğiniz var. Tabii ki bu çalışma sisteminin böyle olduğunu bilmeyince insanlar yanlış değerlendirebilir ama bir de şöyle bir şey var. Biz yayıncı olarak zaten herkese tarafsız olarak yaklaşmak zorundayız. İnsanları suçlu ilan etmek, onların önüne bazı iddiaları koymak başkalarının işidir. Biz soru sorarız. Sen de olabildiğince çok soru sorup çok insana çok soru sormak zorundasın. Kolay gelsin diyorum sana ama o bölgede artık yeni bir çalışma planına da ihtiyaç var. Daha farklı alanlara da bakmak gerekiyor. Aktaracağım başka bir şey yoksa döneceğim stüdyoya. Bizler çalışmalarımıza burada tüm hızıyla devam edeceğiz. Kolay gelsin diyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi bambaşka bir yere doğru dönmeye başladık ama... Bilemiyorum bu telefon, bütün bu anlatılanlar. Anne olarak önce Necla sana soruyorum. Canlı yayına bir hanımefendi bağlandı. Köyünden ismini de söylüyor ve diyor ki bence Kadriye öldürüldü diyor. O an içimde her şey koptu İnce abla. O an sanki iç yerlerim böyle paramparça oldu. Hiçbir şey hissetmiyorum şu an. Necla Hanım bir şey sorayım. Asuman Hanım'ı tanıyorsun değil mi? Görmedim ama köyün içinden hiç kendisini görmedim. Hayır. Babasının ismini de verdi. Ben aileden biriyim dedi. Necati sen? Ben Asuman'ı tanımıyorum ben. Hayır. Herhangi bir şekilde o yanıltmış olabilir mi? Veya söylediği şeyler sence doğru şeyler mi? Çünkü çok ciddi iddialarda bulundu. Evet, yanıltmış ya. Saçma gibi sanki. Çünkü çember daralıyor diyor, Kadir'e yaklaşıyoruz diyor. Saçma gibi sanki. O an şimdi bir şey koptu. Sen yaşadığına mı inanıyorsun? Ben yaşadığına inanıyordum. Şu anki durum bana saçma geldi.
Necati sen? İnanıyorum ben yaşadığını. Aslında Asuman Hanım'ın annemi hiç konuşmadı. Ben hiç görmedim kendisini. Konuşmadı. Tedirgin oldu bence. Asuman Hanım en açık konuşan kişi ismini de bir söylüyor. Bir konuştu annem konuşmuyor. Apaçık iddialarını da ortaya koyuyor. Bunlar doğru mudur değil midir? Bunları araştıracak makamlar zaten görevlerini başına titizlikle yapıyor. Görevlerini oradaki bilgiler geldikçe biz de onları paylaşmaya devam edeceğiz. Ama artık Murat ve Pembe şimdi orada bambaşka bir araştırmanın da peşindeler. Onlardan gelecek bilgileri de biz de merakla bekliyoruz. Sevgili seyirciler, bu konuya tekrar döneceğim ama stüdyomda başka misafirlerim var ve onların da kayıp yakınları var. Onlarla biraz konuşalım istiyorum. Yeni bir konuğumuz var. Avustralya'ya kaçırıldığını söylediği oğlunu aramak için burada Emine Hanım. Ve Emine Hanım Manisa Salihli'de yaşıyor. 22 yıldır da evlat hasreti çekiyor. 22 yıldır oğlunun hayaliyle yaşıyor ve oğlum Onurcan'ı bana kavuşturun diyerek geldi programımıza. 22 yıldır oğlunun hasretini çeken Emine, öz annem oğlumu kaçırdı diye kaybolan çiçeklere başvurdu. Ben doğurdum demiş. Emine'nin oğlu neden kaçırıldı? Hani benim oğlum olmadığı için istiyorum dedi, bana ver bunu dedi. Emine oğluna kavuşabilecek mi? Öldürürüm dedi, zehir katarım dedi. Oğlunu ölüsünü görürsün eğer çocuğu alırsan dedi. Birazdan kaybolan çiçeklerde. Evet, Emine Hanım'la konuşacağız. Emine konuklu ama arkadaşlarım bir telefon mu var arkadaşlar? Recep Bey mi? Hazır mı? Bir son dakika bilgisi var haber müdürümüz. Recep Eser hatta. Recep Bey merhabalar. İyi yayınlar İnce Çok Ertuğrul. Teşekkürler. Buyurun. Önemli bilgilerle paylaşacağım biraz sonra. Ama tabii öncelikle biraz önce bağlanan Asuman Hanım'ın değindiklerine. Asuman Hanım bize dedi ki Kadri'nin kesinlikle öldürüldüğünü düşünüyorum dedi. Kadri'nin yaşadığına yönelik ihbarların ekibimizi yanıltmaya yönelik olabileceğinden bahsetti. Evet. Tabii biz bütün ihbarları değerlendiririz. Yaşadığına ilişkin ihbarları, öldürüldüğüne ilişkin ihbarları her birini değerlendiririz ama bunun üzerinde özellikle bazı kriterlere uyan ihbarların üzerinde muhabir arkadaşlarım gider. Benim de şu an özellikle üzerinde durduğum çok önem verdiğim bir ihbar var. Nedir bu ihbar? Bu ihbar Kadriye'nin yaşadığına ilişkin bizim kanaatimizi çok güçlendiriyor. İnşallah. Bununla ilgili 3 ayrı ekibimi, İstanbul'daki bütün istihbarat servisindeki arkadaşlarım ve İzmir'de bulunan arkadaşlarım, Bayındır'da bulunan arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım bu ihbarı, bu bilgiyi o kadar önemsedik ki yarın muhtemelen Kadriye Mehmet Liv'in öldüğü günlerde ölmediğini, daha sonraki günlerde onu gören, tanıyan, tanıklarla yaşadığını bilen, yaşadığı yerlerle ilgili çok önemli bilgiler edindik. Bunları şimdi doğrulatmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarım, şimdi, bütün ekiplerim yani aynı Recep bölgede kalalım. Recep Bey, o kadar önemli bir şey söylediniz ki ben az önce burada yayında ne yapacağımı da bilemedim. Beni rahatlatan tek şey söyleyeyim artık. Anne ve babanın soğukkanlılığı, yoksa bir anne babanın yanında işte kızları öldürüldü diye bir telefonla konuşmak gerçekten çok zor bir şey. Ama şu an aktardığınız bilgi Kadriye'nin yaşadığı ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyorsunuz. Ya, onu görenler... Yakın zamana kadar bu inancımızı koruyoruz ve şunu demek istiyorum. Yani yarına belki de Kadriye ile ilgili somut bir şey sunacak mıyız seyircilerimize bir? Somut ve şöyle olacak. Sanırım Kadriye ile ilgili gerçeklerin bir nefes uzağındayız. Çok yakınındayız. Yani sınırı Kadriye'yi artık bulacak mıyız Recep Eser? Kadriye'yi bulacak mıyız artık? Aileyi de izleyicileri de çok uzlandırmak istemiyorum. Haberci sorumluluğunda davranmak istiyorum. Ama diyorum ki yarın çok önemli ayrıntıları sizlerle paylaşacağım. Of, bu gece de geçmez. Çok teşekkür ediyorum Recep Eser. Yani, sağ ol da Allah razı olsun. Sağ ol abi, Allah senden bin kere razı olsun. Kadriye çık ortaya, çık. Kadriye ile ilgili çok önemli bilgiler var. İstihbarat ekibine kolay gelsin diyorum. Kesinleştirmeden paylaşamıyorlar ama muhtemelen çok büyük bir ipucu var ellerinde. Ben o bilgiyi yarına kadar olgunlaştırmanızı, sonuçlandırmanızı diliyorum. Hayatta olması hepimizin dileği, hepimizin arzusu. İnce Ertuğrul. Efendim. İnce Ertuğrul, tabii ki bunu şundan yapıyoruz. İzleyicilerimiz de ailemiz de bize. Hem birincisi doğrulatmak, ikincisi bu adres bilgileri. Bunların yani Kadriye yaşıyorsa yer değiştirilmemesi, kaçırılmaması, başına bir şey gelmemesi için öncesinde bu bilgileri bilerek paylaşmıyoruz. Şu an çünkü emniyetle birlikte belki
başka bir işbirliği yürüteceğiz. Kolay gelsin diyorum. Size de emniyet yetkililerine ama hani ilaç gibi geldi derler ya. Bu telefon beni çok rahatlattı. Kadriye'nin yaşadığına inandık bir kere de. Az önce çok zordu çünkü onunla ilgili o telefon sonrasındaki duygularımız. Kolay gelsin diyorum yarına kalmadan inşallah. İnşallah belki birkaç abi, dakika içinde bu iş sonuçlanır. Allah sizden razı olsun Minker abi. Recep abicim Allah sizden bin kere razı olsun. Çok büyük sus ettiniz yüreğime. Allah sizden bin kere razı Recep olsun. Recep Eser ve ekibine, bütün ekibimize de burada kolay gelsin alkış diyelim. Kadriye'yi bulacağız inşallah. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Günlerdir bu dosyanın üzerindeydik. Çünkü masum bir çocuğu ne yazık ki korumayı başaramadık şu ana kadar. Genel olarak o yaşadığı bölgede bu başarılamadı. Ama bundan sonrasında üstümüze düşen ne varsa bunu yapmaya hazırız. Bundan sonra inşallah Kadriye için en güzeli olur, bulunur diye dileyelim. Şimdi Manisa Salihli'den geldi Emine Hanım dedim ama Emine Hanım'a geçmeden önce aslında arkadaşlar İlhami Bey ile ilgili o son noktaya gelebildik mi? O bilgiler hazır mı? Bugün paylaşabilecek miyiz kendisiyle? Ha, tamam, onu da lütfen hazırlayalım. Emine Hanım 22 yıldır evlat hasreti çekiyor. Onurcan onun ikinci çocuğu. Üçüncü çocuğu, evet. Özür dilerim. Ve anneniz onu alıp götürdü diyorsunuz. Evet, öz annem. Nasıl, kendi anneniz sizin oğlunuzu mu alıp götürdü? Bir anlatır mısınız bize hikayenizi? En başından Emine Hanım lütfen. Ben 89 yılında evlendim, kaçtım yani. Hı hı. Çıktım yani, hemen hamile kaldım ilk oğluma, 91 doğumlu Özgür. Arkadan hemen bir daha hamile kaldım Rıza. Genç olduğum için bilmiyorum yani, emzirirken hamile kalıyordum. Üçüncü oğluma hamile kaldım, annem yoktu ama bizi küçükken bırakıp gitti. Anneniz siz küçükken çok küçükken gitti. Arka arkaya 3 çocuk dünyaya getirdiniz. Evet, hemen çok da 22 yaşındaydım, 21 mi 22 yaşında mı neydim Onurcan'ı dünyaya getirdiğimde. Çok genç bir anneydiniz. Evet. O görüntüleri izleyelim, arkadaşlarıma anlattıklarınızı sonra konuşalım. Tamam. Boyumca bir çocuk olmuş. Öldü dede. Emine konuk. 22 yıldır görmediği oğlu Onurcan'ı arıyor. Emine Hanım'ın iddiasına göre oğlu anneannesi tarafından, yani Emine Hanım'ın öz annesi tarafından kaçırıldı. 16 yıl ölü bildiği oğlunun hasretini 22 yıldır çekiyor. Hamileyken 9. aya girdim hamileliği. Oğlum çok hastaydı. Bugün işte annem geldi. Saat 5 gibiydi. Beni hamile gördü. Sen dedi bir daha mı hamilesin yoksa dedi. Evet dedim. Dedi bu oğlan olursa benim dedi bu çocuk dedi. Ben istiyorum bu çocuğu dedi bana. Emine'nin yıllardır oğluna hasret kalmasının nedeni Emine'nin annesinin kendine bir erkek evlat istemesiydi. Doğuda çocuk çok hasta ya, öbürküsü başkası kalıyordu yanında. Beni istiyormuş, 1,5 yaşındaydı da. Yoktu bile, 15 aylıktı. 3 günlükken ben tekrar hastaneye ve dedi ki ben biraz bakayım dedi o zaman bunu biraz dedi. Büyüteyim siz rahatlayın dedi. Biraz büyüdü mü dedi, gelir alırsınız dedi, Ankara'dayım ben dedi. Ben de verdim. Annem yani, öz annem. Verdik yani. Gitti çocuk, aldı götürdü. Annesi oğlunu alıp gittikten sonra bir daha onlardan haber alamayan Emine çok geçmeden oğlunun peşine düştü. Aradan işte 10 ay falan geçti. Ben eşime dedim ki ben Ankara'ya gidip ben bu çocuğa bir bakacağım, geleceğim dedim. Gittim, üst kattaki komşusuna sordum. Onlar gitti dedi. Annem 15 yıl sonra Avustralya'daki eşi Sadık Kavakçı öldüğü için Türkiye'ye geldi. Oğlumu sordum ona, öldü dedi. Annesinin yalanlarına inanmayan Emine, oğlunun yaşadığını hissediyor ve öz annesiyle savaşmaya devam ediyordu ki, annesi aramaya devam ederse oğlunu öldüreceğini ima etti. 16 yaşındayken oğlum, ben ona mahkeme açtım. Bana dedi ki ölmedi ama dedi, öldürün dedi, zehir katarım dedi. Oğlunun ölüsünü görürsün eğer çocuğu alırsan dedi. Huzurla mahkemeyi çektirdiler. 22 yıldır oğlunu göremeyen Emine'nin yüreğini en çok acıtan da bunu öz annesinin yapmış olmasıydı. Çocuğumu verdim vereli oğlumu. Hayatımda hep kötü şeyler yaşadım. Artık yaşamak istemiyorum yani. Annem yani bunu öpöz annem bana göstermiyor. Şimdi anlattıklarınız gerçekten inanılır gibi değil. Kendi öz annenizden bahsediyorsunuz. Ben yardımcı olayım, biraz büyüteyim diye oğlunuzu alıyor. Yani benim şimdi öbür oğlumla arasında 17 ay vardı. Ben hastanedeydim yani, hastane raporları da var.
devlet hastanesindeydim. Durumumuz da yoktu yani, karnemiz bile yoktu, sağlık karnemiz bile. Evet. Yani eşim sigortalı çalışmıyordu. Ondan sonra işte hastanedeydik yani biz. Ben 9 aylık hamile gözetimdeydim devamlı. Akşamüstü oturuyorduk arkadaşlarla, oradaki arkadaşlar var, çocukları hasta olan. Dedim benim bir annem var ama dedim 15 yıldır görmüyorum. İncanım. Evet, 15 yemin ederim, yıldır hiç arayıp sormadı mı sizi? Yok, hiç yani, evlendim hiç. Nerelerde dedim bilmiyorum, Ankara'da ama dedim bilmiyorum dedim, öldü mü kaldı mı? Hiç haberim yok, telefonlar da yok biliyorsunuz, cep telefonları da yok o seneler. Ondan sonra 5 dakika sonra ben arkamı döndüm, annem arkamda. Nasıl yani? 15 yıl ortada görünmeyen kadın? Evet, yani arkamda. Yemin hemen ederim gelmiş. Yani ben şaşırdım, şok oldum. Annen geldi dediler, ben bir baktım kadın gelmiş. Peki nereden duydun? Ben sarılamadım gelmiş bile yani. Yok, kendi tesadüf gelmiş. Benim Yılmaz köyünde oturuyordum ben. Oraya gitmiş, demişler hastanede, oğlunun evet başında. Oraya hastaneye geliyorlar, teyzemle ikisi. Ondan sonra teyzem de karşı tarafta oturuyor hastanenin, çok yakını. Ben oradan bakıyorum, acaba diyorum hani, içime doğmuş gerçekten bak. Sonra hastaneden indik aşağıya, kafeye oturduk, hastanenin, devlet hastanenin kafesine. Benim karnım pek belli olmuyordu, ben çok zayıftım. Bir baktı, sen dedi bir daha mı hamilesin dedi. Cinsiyetini bilmiyordum. Bu dedi erkek olursa benim mi olsun dedi. Bana versen bunu dedi bana. 15 yıldır görüşmüyorsunuz ama hamileliklerinizden haberi var o zaman. Yok, hamilelikten falan yok. Orada yok, bir gördü. Bir daha mı hamilesin diyor 9 ya. 9 aylık hamileyim, orada gördü beni. O gece çocuk doğdu. Bir oğlan çocuğu. Evet, tesadüf, o gece doğdu. Ertesi gün geldi, bu kucağını aldı, sevdi. Hani bu oğlanı dedi bana ver dedi. Ben biraz bakayım dedi. Erkek çocuğu hasreti gidereyim dedi bana. Onun 4 kızı vardı. 2 biz, 2 tane de üvey kardeşim. Avustralya'da şimdi onlar. Biri öldü, Allah rahmet eylesin. Yani neyse. O zaman o çocuklar da küçüktü, Ankara'da yaşıyorlarmış. Ankara'ya götüreyim dedi. Sen evi biliyorsun dedi. Kızken ben gitmiştim evine. O adamı da görmüştüm, Sadık Kavakçı'yı. Eşini. Üçüncü yani eşi, nikahsız yaşıyorlardı o zaman. Adam evliydi. Avustralya'da. Ama bizi çocuğu olarak bildirmiyordu. Teyze edeceksiniz diyordu. Bizi teyze, hatta gece 2'de attı sokağa kardeşimle ikimizi. 15 yaşındayken. Vallahi 15 billahi attı yani. Sonra bir daha görüşmediniz. Görüşmedik. Aradan ondan sonra bir daha görüşmedik. Aradan yıllar geçti. Ben evlendim. Tam 3. doğumunuzu doğumda hastaneye geldi işte. Ne bileyim ben. Çıktı ve erkek olursa benim olacak. Evet dedi, benim olsun dedi yani resmen. O zaman da yaşı benim yaşlarımda, 44 falandı yani şimdiki yaşımda. Gençti yani. Evet. Verdin mi? Neyse 3 gün teyzemin evindeydik biz, emdirdim çocuğumu. Çocuk çok güzel böyle. Teyzem hatta rahmetli vermeyin dedi yani, almasın dedi. Bak geri vermez sonra çocuğun dedi. Öz annem, öbür oğlum da çok hasta, biri de zaten daha küçük, 5 yaşında falan. Biri 5, 3 yaşında 3. Biri de işte 15-16 aylıktı. Sonra verdiniz anneye. Yani ben 3 günlükken verdim. Ben verdikten sonra hastaneden çıktık. Benim tabii çocuk durmuyor. Ben gittim tekrar başına. Bir 10 gün falan kaldık. Eve geldik. 19 gün sonra benim evlerim yandı. Evet. Oğlumu zor kurtardım. İşte hastanedeki oğlumu. Bir saniyedik yani. Kötü bir gündü. Allah korusun. Yani bir saniye içinde almasam çocuk televizyon patladı. Şey yandı. Yani bütün köy biliyor. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tabii ben o sırada çocuğumu arayamadım. Telefon yok, internet yok, hiçbir şey yok. Hani bıraktık artık çocuğu aramayı. Annem de diye. Öz annem. Ne kadar süre aramadınız? 10 ay falan. 10 ay hiç çocuğumuzu toparlandık. Görmediniz mi? Doğduktan sonra verdiniz ve 10 ay hiç görmediniz. Ben eşime dedim, ben artık dedim ben bu çocuğa bir merak ediyorum. Ne oldu, ne etti? Annemden hiçbir haber yok. Meğerse 9 aylıkken getirmiş Salihli'ye. Teyzem dedi sonra yıllar evet sonra. Biz artık Avustralya'ya gidiyoruz. Biz Emine'nin çocuğunu götürürüz. O demiş ki götürme. Emine sonra bir gün peşine düşer. Sen nasıl Emine'den izinsiz? Ben demiş yani Emine'nin durumu yok zaten. Bakamaz bu çocuğa. Çocuk. Nasıl yaptıysa sonra, bilmiyorum. Sahte çocuğu, doğum raporlarıyla. Siz nüfusunuza kaydettirmemiş miydiniz? Ettirmedim mi? Ettirmediniz. Evet, annenizin nüfusuna anne, mı kayıtlı? Evet, yani Sadık Kavakçı ile onun üzerine. Yani kayıt annesi, anne annesi anne olarak görünüyor. Evet, sahte raporlarla. Ve daha o 10 aylıkken Avustralya'ya Melbourne'e mi taşındılar? Mayıs doğumlu yapmışlar. Esas 25 Mayıs doğumlu yapmışlar.
Adamın çocuğu yokmuş, ben bilmiyordum. Hiç olmamış. Affedersiniz, o işte adamın mal mülk sahibi olsun diye. Mal mülk yüzünden. Peki siz bu yıllar içerisinde hiç annenize ulaşamadınız mı? Yok. Bir gün tesadüf benim kardeşimin kocası. Evet. Yat şirketinde müdür. Evet. Hala müdür. Hani onlar bir Avustralyalı gelmiş. Oradan bir numaraya ulaşmışlar. Ahmet diye ölmüş ama şimdi o adam Avustralya'da. Bir bayan vardı, adını bilmiyorum. Bir tane de Ahmet'in hanımı mıydı? Akrabası mıydı bilmiyordum. Bu Sadık Kabakçı'nın akrabasıymış. Neyse biz durumları anlattık kadına. Dediler bir çocuk var. Ama çocuk tabii bayağı büyüdü, yıllar geçti. 22 yıl. Evet. Neyse 16 yaşında mıydı, 15 yaşında mıydı benim annem geldi. Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye geldi. Evet. Meğerse şey yapmaya gelmiş, hani kanun çıkmış. Oradaki patronu demiş ki git, Türkiye'de emeklilik çıkmış, emekli için gelmiş. Çocuğu soruyorum, çocuk öldü diyor, Ankara'da öldü diyor, biz gömdük diyor bana. Resmen. Nasıl görüştünüz daha önce, ulaşamıyordunuz bu gelişinde, nasıl görüştünüz annenizle? Yani geldi, yanıma geldi. Ha, yanınıza yanımıza geldi. Geldi. Evet. 15 yıl boyunca. Biz kiradaydık. Ben o zaman eşimden falan ayrılmıştım. Hani... Sonra o mu gelip arayıp buldu sizi? Eviniz yandı, başka bir yere taşıdınız. Evimiz nereden ulaştı yandı, size? Tekrar ev yaptık. O evi de kaybettik. Yani bu küçük çocuk bir, verdim küçük bir ara verelim Emine Hanım. Konuşmaya devam edelim. Gerçekten enteresan. Kendi torununu çocuğu olarak nüfusuna kaydedip evet. Avustralya'ya götüren bir anneanneden bahsediyor evet. Emine Hanım. Birazdan buradayız. Sevgili seyirciler, sizlerle birlikte kayıp çocuklarımızı buluyoruz. Şimdi yine ekrana dikkatlice bakmanızı isteyeceğim. Ekrandaki Engin'i görmüşseniz bir yerde 155 polis 156 jandarma ihbar hattını arayın. Engin'e özel bir çocuk, 16 yaşında, %50 zihinsel engelli. 16 Şubat 2017'de İstanbul'da Pendik'te kayboldu. 1.65 boylarında, 80 kilo civarında, kumral, ela gözlü, açık kahve saçlı. Kaybolduğunda üzerinde şişme bir mont vardı. Mavi kot pantolon giyiyordu ve kahverengi spor ayakkabısı vardı. Lütfen dikkatlice bakın. Bir an önce bulmamız gereken yavrularımızdan biri. Dediğim gibi özel bir çocuk Engin. O yüzden bizlerin desteğine daha çok ihtiyacı var. 16 yaşında, 16 Şubat'tan beri kayıp. Kadriye konusunda çok önemli bilgiler var. Önce yayına bağlanan seyircimiz bütün görüldü iddiaları yanıltma, aslında öldürüldü o dedi. Çok ciddi bir iddia koydu ortaya. Tam bunu tartışırken haber müdürümüz Recep Eser bambaşka bir bilgi paylaştı. Ve ellerinde çok somut bazı bilgiler olduğunu, Kadriye'ye de her an ulaşılabileceğini söyledi. İstihbarat ekibi arka tarafta çalışmalarını sürdürüyor. Yarınki yayını ben de sizin kadar merakla bekliyorum. Çünkü yaşadığı umudunun oluşması beni çok rahatlattı. Genç bir evladımızla ilgili asla ölümü yan yana koymak istemiyoruz çünkü. İlhami Bey'in 36 yıl önce evlatlık verilen kızıyla ilgili arkadaşlarım da sonlara yaklaştılar. O gelişmeler yarın. Mona Hanım, sizin dosyanın üzerinde biliyorsunuz hukuk danışmanımız Hasan Koca Bey çalışıyor ve İran'daki arkadaşlarıyla, oradaki meslektaşlarıyla görüşmeleri var. Yarın canlı yayında bizimle olacak ve son bilgileri de o aktaracak sizlere. Emine Hanım'ın konusunu konuşacağız ve diğer bütün konular ne zaman? Yarın sabah 10'da Fox ekranında. Güzel bir öğleden sonra dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum hepinize.